Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bakayım, zebanileri nasıl aşacaksın? Derse gelme, gelme gibi gelemeyen, bir kadından aşamadın da, ahirette ne yapacaksın? Ahirette ne yapacaksın bu kaybettiğin derslerin vahlarını nasıl ödeyeceksin? Vicdanına ne diyeceksin? Abi gafil. Arkadaşlar Dima 269 mu? Evet abi. 27 10 2024 Kalp 6 proje. Arnavutköy'deyiz. Şimdi hemen şeyle başlıyorum. Alimlere göre kalp mertebesi 5'tir. Çok az hemen kulasa ediyorum. Çok az alim yedidir demiş. Onlar da alim tasavvufçulardır. İlmi kelamcılar ittifak etmiş. Beştir sadr, kalp, fuat, lup süveyde kalp. Risalede dörttür. Sadr, lub, kalp, süveyde kalp. Üzüldüm abi. Kalp eli, sıralama böyle mi? Böyle. Demiyor böyle sıra. Sen işte okuyacağım yer şimdi. Şimdi şey okuyacağım. Ee, sadr okuyacağım. Sadr. Kalp zaten proje olduğu için onu atlıyorum. Sonra lüp okuyacağım. Fuat geçmiyor hiç külliyata. Evet. Onlar okuyunca aynı evet. bu sıra çıkıyor. Sadr, lüp, kalp, süveyde kalp budur. Yani e, konuşuyorduk. Bugün ilk defa külliyata başladık. Bugün külliyattan başladık. O alimlerden. Ama ne oldu? Beş tane. Kur'an ne demiş kalp hakkında? hadis-i şeriflerde, hadis-i kutsilerde. Sonra İslam uleması, üç. Sonra İslam tasavvufçuları, dört. Sonra İslam filozofları, filozofları, beş. Sonra Avrupa ve Asya filozofları, bu kalp hakkında ne demiş? Altı. Bunu bitirdikten sonra işte bu köyde üç ay oradaki şeyim, bir defa yaylaya çıkmışım. O da misafirlerimi götürmüşüm o sıcakta balkonda oturup bu derse çalışmışım. Zaten yazımda görürsünüz tepesinde. Tarihleri atıyorum. Güneyköy diyor. Yani bu söylediğim bu altı tane hakikati üç dört ayda yaptım. Yani hadislerde, ayetlerde. Şimdi onu bitirdik. Yani artık acaba alimler ne demişti diye şeyimiz yok. Tamam hepsine hakimiz. Kabatas'ta kimsiniz yedi, yedi tasavvufçular demiş. İlmi kelam alimleri beş demiş. Ama sıra da farklı alimler. Onlara göre sadr, kalp, fuat, fuat, lüb, süveyday kalp. Ya yani şöyle yapmışlar. Dört, beş. Sadr. Elem neşrah leke sadrek. Sadr. Allah asari söylüyor. Sonra alimler söylüyorum. Kalp demişler. Sonra Fuat. Sonra Lüp. Sonra Süveyda'yı kalp. Demişler. Alimler. Tasavvufçular yedidir. Onu şu anda iki tanesi ezberimde yok ama okumuştum açabiliriz. Risale-i Nur'da ise böyledir. Sıralamayı görüyor musun doktorum? Bak abi kalp buraya koymuş. Kalp nereye koymuş? Lüp. Tamam. Bunu görün. O zaman üstada göre kalp lüpten de daha camidir. Abi. Sonra ne için yapmış? Külliyatta lüp yok, şey Fuat yok. Hasan abi eski makalelerde sadece bir tane var. Hangisinde? Ee, eski makal makale. Şey. Fuat mı var? Fuat. Ben hiç görmedim. Ha, okur musun? Evet. Ve rağbet umumi cel bile bizim gibi nevresidenin sahine neşat vermek için bir hizmet niyetindeyim. Şu bin tür fikri ve zadi tabiat ve semere-i fuat şimdiki daire-i hürriyetle mütenasip geniş ve haşmetli efkar umumiyenin rağbetine yakışacak üstüp bir şey değil ise de lakin dört cihetiyle antik olduğundan ve antikalık huluv kıymetin yerini tutmakla itibar-ı umumiyenin rağbetine istihkakı ümit ediyorum. Evet. Ama bölüm olarak yani. Yok. Semer, Fuat sık e, sıktül kalptir. Viyayı kaptır. O Fuad, şey Fuad'ın tarifi nedir? Onu da şey yapayım bak. Fuad'ın tarifi. <laughs> Onun için ustad Fuad'ı kalbin içine koymuş. Bir yerde asar bediye demek onu eskese taramada çıkmadı. Ee, o ilim cihetini söylüyor. Gene şey olmuş olmuyor. Kategori olarak yapmış olmuyor. Ama demek bir yerde geçti. Ee, ben Fuad'ı bir e, hem Arapça metnini hem de e, sadeleştirilmiş metnini okuyayım Fuat nedir diye. Kafamıza Fat otursun. Bak. <laughs> Fat süktül ilim sıkıştırılmış ilim. Ya ben metni okuyayım. Eee siktül ilim tabutul ilim Beytül Hikmet, Riyayi ilim. Kalbin Özeli, Fuat, Temaşa, Habbetül Kalp, İlahi Aşk, Lüb Fuad'ın içindedir. Gören ve müşahede eden Fuat, marifetin yeridir Fuat. Fuat, dağın kuşu, Fuat dağ olsa, kuşu Nefs-i levamedir. Bir insan nefs-i levameye gelmişse fuattadır. Levame, levmeden, günah işlemeyen değil. Günah işleyip farkında olan, farkındalığı olup lanet olsun. Nereden yaptım Kaçıncı mesaj kitabı? Üç. Üç mü Evet. Yani alimlere göre. Hı hı. Yok yok. Levame. Ha nefsen mare. Levame mülime, mutmaine, raziye, safiye, natika. Ta fakat bu tasavvufçular bu levame, mülimeden sonrakileri değiş, farklı kategori yapıyorlar. Keşiflerine göre. Ama Fuat daha ise onun kuşu, uçan kuş ondan konuyu değiştiriyor oraya buraya kuş düşün. Onun adı o kuşun adı nesil levame. Yani günah, günah düştüğü zaman levme diyor. Razi değil. Rahatsız. Günah işliyor ama düşüyor ama rahatsız. Yani günah diye bir şeyin varlığını kabul ediyor mu? Tabii canım. Etmiyor. Günah yok ki. Nefse mar de günah yok. Öyle bir şey yok ya. yani? yani. Yok öyle günah, sevap öyle bir şeysi yok. Kördür ve sağırdır dinsizdir yani. Dinsizliği bize pompalayandır. Seven isteyen arzulayan acı çeken yanandır. Fuat, Türkçesini okuyacağım. Ya çok acayip ya. Bak seven arzulayan acı çeken isteyen elem alan. Bugün biraz şeye gireceğiz. Biraz hafif şey bitirsek eğer atılan kalbin dereceyi hayatına nasıl giriliyor? Evet ne demektir? Ne demek yani nasıl? Onu hafif. Onun için kafam iki günden beri şey buhar yani sis. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına diye yıllarca konuştuk Nadir abi de Allah rahmet eylesinler. Burada kalbin derecelerimiz zikrediliyormuş farkında değilmişiz. Hiç böyle düşünmemişim. Bu kalp, fuat, lüp, suveyda'yı kalp, kalbin dereceleri. Ama onu... Esas da onu da söylemiş olmuş. Kalbin... <laughs> Kalbe, e, bak kalp, et parçasına kalp denmiş. Ne benziyor? Cehennemin yedi tabakası var. Örnek vereyim. Tamam. Bey cehennemi var. Hutame var. Merhameten, merhameten en düşük makamını öne çıkartarak Allah ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Celle Celaluhu cehennemin komple ismi cehennem olmuş. Aslında cehennemin birinci tabakasına kafir girmeyecek. Kafir cehenneme girmeyecek. Cehennem. Min birinci tabak. Günahkar. Afa yetmedi. %51 günah var, %49 sevabı Müslümanlar girecek. İkinci tabaka, üçüncü tabakaya başkalar. Niye bunu atladım? Yedi tabakasına komple verilen isim cehennem. Az Aslında birinci tabaka. Kalbe kalp denmesinin sebebi... ...o dört tabakayı temsilen denmiştir. Bütünselliği. Aslında kalpten konuşunca kalbe gireceğiz. İsmi kalp olmuş. Yani şu. Kalp demek <laughs> geneli konuşunca dönüştürmek manasındadır. Kalp. Bu, bu mevzuyu kalp et. Dönüştürmek. Ama içerisindeki kalp o evet. değil. İşte onu diyecektim ben abi. Yani konumuz kalp ama içindeki kalp var. Evet. Yani şeye benziyor. Yemek 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 yemeğin yemesi ye, yemeğin kendisi bir de yemeğin yemesi yemek yemek evet. bak yemek bu nedir yemek 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 ikisi de aynı kelime veya gel 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 bir tanesi şu gel ikincisi gelsene kardeşim üçüncü güvenmiyor musun bana <laughs> ne biçim adamsın Gel işte. Göl. Ha, bak. Veya Zübeyir abinin tabiriyle. Göle taş atarsın de. Geniş, gönüş, gönüş, gönüş. Kelime aynı. ustup farklı. Yani geniş taş attın ufak daire. Geniş. Biraz da. Tuğlalarda öyle. Aynı şey koyarsın bina olur. Onun için tekrar değildir. Tekrar gibi gözüküyor. Subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber de böyledir. Tekrar gibiyken tekrar değildir. Merdiven basamakları gibi derler. Tuğla'yı aynı şeyi tekrar ediyorsun. Tuğla 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 koya koya koya. Bir ne oluyor? Gel 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 gel. Yemek yemek. Yemek yemek. Bak yemek yemek. Yemeğin kendisi yemek. Onu yemek yemek. İşte herhalde anlaşılmıştır. Genel tümevarım. Ondan sonra adı kart Bu ne demek? Dönüştürme makamında. Dönüştürme sistemin adı sistemin adı kalp. Kalp etmek. Dönüştürme bu değildir bu. Kalp dediğimiz zaman kalp bunu kastetmiyoruz. Sistemi kastediyorsun. Bu kalp deyince sadrı da kastediyorsun. Lübü de kastediyorsun. Süveyday'ı kalbi de kastediyorsun. O değil. Dönüştürme sistemi. Ama bu geneli, bu kalp o kadar mümkün genele isim olmuş. Genele satır olabilirdi. Çok evet. Yani cemul cem olduğu için. Bu kalp. Cemul ca cem. Camül ezdat olduğu için. Buna işte kalp denmiş geneli. Ama değil. Bir daha söylüyorum. E sistemin adı kalp. 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 Dönüştürme merkezi. Ne demek? Dönüştürerek dönüşen. Değiştirirken değişen. Tanımlarken tanımlanan. Anlarken anlamlandırılan. İnşa ederken inşa olunan. Gider, giderken gelen. Sistem. Kalp. Kalp. Kalp değil. Kalp. Şöyle dense olurdu. P ile sahte anlamı taşıyor para. Evet. Yani bu kalp para inkilap etmek. Evet. Şimdi devam edeyim. Bir ifade. Devam etmeden bir şey söylemek istiyorum özür dilerim. Şimdi bu eee girdik biliyorsunuz. Artık şey yok evet. ha. Şimdi Hasan abi, e, keşke o dönüştürme sisteminin adı kalp dediği keşke şu yukarıyanın altına yazmış olsaydı. Şurayı. Daha iyiydi abi. Şuraya. Çünkü o alimlerin biz Risale-i Nur'un aslında Hafız üzerine gidiyoruz ya sana. Şöyle abi. mi diyorsun? Evet. Kalp. Eee Risale-i Nur'un yok. Dönüştürme sisteminin adı kalpdir. Bizim Risale-i Nur'undan çıkarttıklarımızın altına. Evet. Mesela şu üsttekine 5'li 4'lü. Şey Şimdi diye abi. Ben onun altına. Şimdi Hasan abi şunu söylemek istiyorum. Şimdi dediniz de ki kalp hem e, ee, sistemin adıdır, dönüşüm sistemin adıdır. Hem içerideki mertebelerden birinin adıdır. adıdır. Şimdi az önce Fuad'ın lügat manalarını anlatırken sanki şöyle bir şey gördüm gibi. İrade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye'ni etrafını çevirirsek altına vicdan yazıyoruz. Ama aslında içini dolduran bütünlüğün adına da Sanki fuat diyebilir miyiz gibi geldi bana. Yani fuat sanki biraz vicdanı tanımlıyor gibi ben gördüm. Bilmiyorum. Siz de böyle düşünün. Be, be, be Bakayım bir de okuduğum tabirin bir Türkçesini yapalım. Lugatını veriyorum. Fuat gene. seven, isteyen, acı çeken, acı çeken, yanan bilgi ve düşüncemizin yeridir. Tamam? Cevizin beyne benzeyen içi demişler. Hakkı müşahede yeri, hulasaların zemini. Şimdi bunun e, sadeleştirilmiş halini okuyayım size. Sayfa 60'ta. 60'ta bunu şimdi okudum ya. Onun hulasa şeyini söylüyor. Davut gel abi. Sık tül ilm bilginin sıkıştığı. Yani T var T. Sık. Bak gönderdim bak bir sık. Onun için tül. Gördünüz mü? Noktasız. Sık. Tül. ilm. Ne demek? Bak arkadaşlar çok güzel bir şey ya. Şimdi buradan kalbin ha derece hayatına gireceğiz. Buradan bunu iyi dinleyin ama. Burayı. Bu Onu izah ediyorum şimdi. E, lugatı ne demek? Tarifini yapıyorum şimdi. Tamam Hasan'ım. Bilginin sıkışıklığı demekmiş. Başka? izah kalp de ilmin hakikatının yoğunluk yoğunluk şekilde sıkıştırılmış hali. Bazen bu yoğun bilgi ve ilim tanımlanmayınca, eyleme dölmeyince insana baskı yapar. Sık, sık tül ilim ne demek? Devam ediyor. İlmin ve bilginin canlılığı. Unutmayın. Bak elime bakın şu parmağa. <laughs> i̇lim. Allah'ın subutu sıfatındandır. Subutu. Hiçbir şey Allah'ın esması olsun, sıfatı olsun cansız olamaz, ruhsuz olamaz, şuursuz olamaz. Eylemde ise sureti mahlukatsız olmaz. İlmi söylüyor. İlim, hakikati, kalpteki ilmiden bahsediyorum. Parmağıma bak. O ilmi, o ilim, kalpteki ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücud harici sahibidir. İlmin. Bu acayip edecek bizi. Özür dilerim abi. Beyindeki kibarda gidiyor. Değil. O nasıl? O sureti. Suret. He. Kanuniyeti şeyde, vicdanda, zihinde. Hasan abi şöyle desek daha doğru da olur mu? Evet. Dimağda bilgi suretinde ama kalpte ilim suretinde. Ya, e, dimağın serbest bölgesinde tasavvurda bilgidir. <laughs> Taakkulde bilgi değildir, ilimdir akıl akıl şey tasdik değilimdir. Tasdik değilimdir. değilimdir. De <laughs> evet. Bunları oradan başlayarak tekrarlayabilir miyiz tekrar bu ilmi? Tamam. Çok İlmin abim dimada suretidir. Tamam, yaz, suretidir. Yaz. Ee, ama o suretin de mertebelidir. Suretle mertebelidir. Hepimiz alim şahadetteyiz. Ama birisi kedi, birisi ağaç. Ee, serbest bölgede tasavvurda, tasavvurda ilim düşüncedir, bilgidir e, ee, taakkulde taakkulde e, ilmin, bilginin akılda e, yoğunlaştırılmış halidir. 52 tane imbiklerden geçmiş. E, marifet kazandırılmış. Tasdikte ilim olur. Dimada. Bu da ilmin suretidir. Öbürü bilgi. Bilgi. bilgi Ama akıl berzahtır diyor. Niçin tanımlamada zorluk çektim? Çünkü herkes herkes orada yazıyor. Diyor ki e, ee, ilmin yeri tasdiktir, aklın bir üstüdür. Dimada tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Ha, ilmin yeri neresidir? Tahayyül değil, tasavvur değil, taakul değil, tasdik. Tasdik, o zaman akıl nedir? Bilgi ile ilim arasında berzahtır. Akıl berzahtır. Onun için akıl alettir, ne kafirdir ne müslümandır. Kim kullanırsa. Akıl berzahtır. Zaten öyle tanımı. <laughs> Ve İlmin sureti dimadadır. Ama dimada da paylaşalım çocuklara hissesini verelim miras gibi. Tasavvurda da düşüncedir. Malumattır, bilgidir. Akılda berzahtır. İki tarafa da açıktır. İkisiyle beraber vardır, zıtlarıyla beraberdir. Aklın bir üstü olan tasdikte ilimdir. Bitti. Dimada bitti. Aşağı iniyoruz. Vicdan da zihindir. Bu da ilmin kanuniyetidir. İlmin kanuniyeti vicdandaki irade zihni, latife-i rabbani var ya vicdan, oradaki zihin kalpte ise ilim hakikattır. Kalbin içindedir. Yani fuatın içindedir. O zaman oradaki ilim nedir? Kalpteki ilim ve fuattaki canlıdır. Ruhludur şuurludur, vücud harici sahibidir. Ha? Şimdi o zaman canlıysa ilim, ortalık değişti. İlim canlıdır. Çünkü Allah'ın subutu, subutu, subutu <laughs> sıfatındaki ilim bilgi zannetme. Tamam. Beşeriyete aittir bilgi. İlim sahibidir Allah. Bilgi sahibi değil. Bilgi bize yansıyandır. Tabii, Mesela Allah marifet, marifetullah sahibi değildir. Allah marifet sahibi değildir. Allah bilip de öğrenip de kazandığı kemalatı yoktur aşağı. Marifetullah bize aittir. Kazanımlarda denilir. Marifetullah marifet kazanımlara denilir. Allah arif değildir. Biziz yani. Tamam. Arif biziz. Arif demek üstünde Hakikat, arkasında ilim var. İlim ile o ilmin kaynağı olan esma arasındaki berzahanın adı Arif-i Arif insandır. Neyse arkadaşlar. Çok önemli bir şey ee, Şimdi abi hepsini yazma yapamıyorum. Artık değil kayıttan ya. dinleyeceksin. Veya cep telefonuna buraya getir. Ben cep telefonunu koy, ses kaydı yap. Git bir de dinle. Getir abi buraya. Her şey yapacaksan. Tamam, yani senin için söylüyor. Tamam. Koy onu. Hasan abi şunları bir yazdırın bunlar çünkü e, bizim şeye çok yazacak galiba. Şimdi ilmin sureti dimadadır. Dimadadır sen bir ya. Dima mı yazayım abi? O zaman onu da şey yapacaksın. Oklarla 3 ay 4'e ayıracağız. Evet. Dimadadır. Dimada. Dimada onun e, sureti. bunu da mı 3 Onu tabii. Sureti de. Sureti. Kanuniyeti altına kanuniyeti bir tane de ok yap, hakikati de, bir de mahiyeti de Limadaki ilmin mahiyeti. Abim suretine e, hayal de var. Hayal de ilmin <laughs> ilmin suretinin dönüşmüş halidir. De, serbest bölge. Serbest bölge mi? Evet, serbest bölge. Yani orada tahayyül ve tasavvur. Tasavvur şimdi eğer yazarsak içini yazmam lazım. Ne var? Bilgi var, malumat var, zan var, şüphe var, tereddüt var. Çok acayip şeyler var. Tamam. tahayyülde emrin ismiyle tasavvurda emrin itibariler mi var? evet çok harika yok tasavvurda emrin ismi emrin itibariler var, var. evet tahayyülde tahayyül mekanlaşma hali Sadece mekan mi? yok yok, e şey oldu. yok orada mekan kabul ediliyor mekan yani alemimizde me mekan kafada mekanı kim oluşturuyor kafada tahayyül vicdanda mekanı kim oluşturuyor His. Kalpte mekanı kim oluşturuyor? Duygu. Ruhta mekanı kim oluşturuyor? Latifeler. Oluştur mekanı oluşturuyor. Ama alem-i şehadet cinsinden değil tabii. Abi bu vicdanda mekanı abi, his oluşturuyor işte. ya. Bu çok önemli bir keşif ya. Evet böyle bir şey yok bir yerde. Bir şey söyledik geçti yani. Allah razı olsun. Evet. de... evet, ama yani başka bir şey bunlar. Acayip ya. Evet. Bunu kim diyebilir ben çok hayret ediyorum. Yani ancak külliyat diyebilir. Şimdi yazım abi. Kanuni takıl diye abi. Çünkü aklı berzahtır kardeşim. Akıl alet diyor 27. sayfa sözlerde. Kafir değil Müslüman da değil. Biz akul onu Müslüman. Akıl değil abi. Akıl. 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 akıl, akıl. Ta ta de istersen. Taakul de. Taakul de. Tamam. Taakul. Taakul. Yani sistemi görsün. Sonra hakikat tasdik de. Ta dik. Dik. Tasdik. Tasdik. Tasdik değil mi? Tasdik. Ee, ondan sonra şey itikat, maaş itikattır dimada. Evet, İstanbullu, Etrafıcık. Evet. Hmm. Yok itikat. <laughs> dönüşür. Abi, Son hali. bir soru soracağım. Son. Son. <laughs> i̇lim can, canlıdır dedik, Ruhludur da diyoruz. Usta, diyoruz. Yani Canlı ruludur. Cansızı üzerinden bir sağlama yapsak nasıl örnek? Cansız edelim? bilgidir. Hı. Canlı olan ilim. Mesela v VSS diyor, şeytanı tard eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. İlim doktoru tard eder. Ceylon'u davet eder. Peki, şu. Cansız Bak şimdi. Çık, çık, çık dedim. Bir eylemin var mı? Yok. Ama şunu, gel buraya. Çık, çık, çık dışarıya, çık dışarıya. Bu nedir? Eylemdir. Bak, İlim onu tard eder. Eylemdedir. Eylemde olana, canlı olana ilim denilir. Çık Ali, canlı değilim. Eylemde değilim. Temenni veya tarttır. Ama bu eylemdir Çık. Çık ilim onu tard eder vesvese. Ha ilme dönüşmemiş senin vesvese dönüşmemiş. Vesvese risalesi okuyup vesvese hala devam etmesi ilim değildir. İlim kazanmamış daha bilgidir hayatıyla hayatlanırsa ilim oluyor. Harika. Harika işte. Bugünkü cümle senin bu. Daha istiyor? Da. <laughs> Harika. İşte o bilgi nasıl canlanır? Hakikat olursa. Yani kalbin derece hayatına dönüşür. İlim onu tard eder. Yani eylemde ise. Tamam mı abiler? Bak Dima. Tamam. ilmin sureti bu. Ama tasavvurda nisbiler var. Emrin ismi, emri itibari, vaydi kıyası. Çok acayip ya bunlar hep. Yani nerede konuştuk? Dar edemezse canlı değildir. Değildir. İşine yaramıyor artık senin. Temennidir. Çık Ali, çık gafur, Hı -hı. çık kafur. Eylemde ise ilimdir. Hı -hı. Değilse bilgidir. Şey, dönüşme hali, ona dönüşme. Yani bu ilim anladığım kadarıyla şundan çok önemli. Bunu yazmamız bu anlamda önemliydi Hasan abi. Kalbin derece hayatına geçmek ilmin canlanmasıyla <laughs> Harika şimdi ozan geri gelmiş. hayır, <laughs> otur. <laughs> hayır oturmasın diyor. <laughs> Kum saati var ya böyle. Kum saati düşünün. Evet. Düşündünüz mü abi? Belli dar. Evet, abi. Hayal etmen lazım. Şu üstüne üstüne alemi gayb koy. Çanak kuma. Evet. Bu altına alemi şehadet koy. Çevir böyle. Düz olsun. Düz oldu mu? İkisi durdu mu abi? Durdu. Hareket var mı? Yok. Bu bilgidir. Hmm. Kaydır. Akmaya başladı. Ilimdir. i̇limdir. Şimdi kalbin derece hayatını geçiyorum. Hmm. Sıddül il Viyai in Tabutu ilm ilmin depolandığı taayun ve teşahhus ettiği yer kalptir. Oradaki kalpteki ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Yani eğer o kalpteki ilmin hakikatine varırsan bu burada olsun. Oraya yaşıyorsun. Ziyai evet. ilim mi diyorsunuz abi? Orada, datlı olan ziyai ilim mi der <laughs> mi? Evet yani e, Fuat. Ziyai evet. Ziyayı, ziyayı. -A. Bak çektik gönderdik resmi. <laughs> Şimdi e, kalbin ve ruhun derece hayatı demek Çekirdeği elimde tuttu olur mu? Olmaz. Olmaz. Bunun birisi sıkıştırması lazım. Ee, dört tane si sıkıştırma sistemi var. Toprak bir sistem. Muamele ikinci sistem. Yani hangi zamanda ne? Güneş üçüncü sistem. Su dördüncü sistem. O çekirdek sıkıştırılacak patlatacaksın. Sabuna böyle tutup da elinden kaydığı gibi. Kalpteki ilim orayı burada yaşatan üstünü kaldıran kalbin hayat oradan başlıyor. Yani kalp hayatı, mezara bakıyorsun gafur, evet. o kadın, Salih kadın tespih çekerken öldü ya, şehit oldu, hala tespih çekiyor. Kalbin o tespih subhanallah subhanallah seviyesi vardı, o kadar değil. O kadar canlı söylemiş ki veya namazda Allah vaat etmiş, canlı demese bile, o halet olduğu için çekerken vefat ediyor. O andadır, canlıdır, öldüğünü bilmez. Çünkü kalbin hayatındaydı. Tamam. Ve kalbin hayatındasın sen ki onu <laughs> görebiliyorsun. Görebiliyorsun. Şimdi demek ki kalbin dereceyi hayatı demek kalpteki sat, lüp, kalp ve suede kalp. Kalbin içerisinde şey var. Fuat var. Kalbin içinde Fuat var. Fuat ilmin sıkıştırıldığı yani hmm ağacın sıkıştırılıp çekirdek oldu. İyi dinle. Fuat demek ağaç sıkıştırılmış çekirdek olmuş. Onun adıdır. Fuat sıkıştırılmış çekirdek. Kapsı mü kapsül? Onu kalbine atar mısın? Hı. Ağaç olsun. Kalp fuadın ağaç olma hali. Hı. Sonuç olduğu için Fuat'ı almamış. Fuadın semeresi diye geçiyor Hı. demiştin ya sen. Evet. Şey. Fuadın se Manevi ağacın semeresi fikir olarak gelmiş Evet bak görüyor musun Demek ki ağacı sıkıştırır mısın abi Sıkıştır çekirdek O çekirdek hali Peki nedir o Gayb gayb O ağaç gaybtir 13. sözde diyor ki Kökü yukarıda dalları buralarda O gözükmeyen ağaç dersimiz vardı ya Gözükmeyen ağacın Bizdeki karşılığı Çekirdeği fuattır o fuadı kalbin içine atar mısın? Attın mı? Kalp içinde e, hayat var. Kalp, kalbin hayatı. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücud O çekirdeği attın mı abi? O ağaç yap bakalım. Yani donmuş olan kum kum şeyi, saati vardı ya burada şöyle koymuştuk. E, şu kum saati böyle. içine kum koyduk. Burada da su koyduk. Böyle çevir hareket etmesin. Şimdi çeviriyoruz. Eğer o su tarafı buradaki kum veya toprağa orada da ufak minnacık böyle maydanoz çekirdeği koy. Su akmaya başlarsa oradaki topraktaki çekirdekler ne olur? Ağaç olur. İşte Fuat o alemi gayb ağacının alemi gayb gözükmeyen ağaç diyor 13. sözde. Burada hep ağaç var dalları budakları bir dalı burası alem-i şehadet. Bir dalı. Bir dalı gayb, öteki dalları bilmiyoruz. Bilmiyoruz o gaybın dalları. Bir tanesi de vicdan. O ağacın çekirdeği gözükmeyen gayb alemler ağacının çekirdeği fuattır. Onu çekir o çekirdeği kalbe atarsan ağaç olur. Nasıl ağaç olur? Artık orada kalp pencere olur. Vicdanda oraya çok rahat, buradan daha rahatmış. Yani böyle birbirini seyrediyor, orayı seyrediyor. Sana bakarken sana bakıyor. Buraya bakarken buraya bakıyor. Oraya bakarken buraya bakıyor, buraya bakarken oraya bakıyor. Sana bakarken sana bakıyor. Bir daha. Sana bakarken sana bakıyor. Tamam. Yemek yerken yemek yiyor. Tamam. Şimdi o Fuad'ı sıktı ilm tabutu ilm, ağacın gözükmeyen ağacın çekirdeğini canlı, ruhlu, şuurlu, vücut harici zemini olan kalp, kalp değil, kalp içine attık Fuad'ı, orada canlandı. Canlanınca ne yapıyorsun? Yani alemi gayb, alemi şahadet eşit. Yani buradan orası, orası. Gayet çok normal bir şey yani. Orayı burada yaşamak, burayı da oraya geçmek Gayet normal. Mesela onu rüyada yapıyoruz. Rüyada yapıyoruz. Sonra tefekkür en iyisini yapıyor. Tefekkür ne demektir? Süre tefekkür gaybış gaybı, gaybı şahadete taşıyıp bil fiil yaşamaktır. Bir daha. Tefekkür gaybı alemi şahadette bil fiil yaşamak. Yaşama yöntemin adıdır. Onun adı huzurdur. Bak, gaybı Şahadette bil fiil yaşamak hali. O işte nasıl yapar? Kalbi canlı olursa. Kalp ne? Canlıdır, ruhludur, şuurludur, haricisidir. Neyin yaptın? İşte kalp kendisi bu şeyin adıdır. Bu düzenek kalp. Üstündeki kum, üstündeki kum, aşağıdaki su tam birbirine dönüştüreceksin ya. Yani. Eğer saat o kum saatini çevirsen hareket etmiyor. mu abi. İşte derslerle, sohbetle, tefekkürle bu suyu hareketlendiriyorsun. Veya şadeti, gayba, gaybi şahadet yapmak demek su tarafını yüksek yaparsan kuma akar. Yok kum tarafı yukarı yaparsan suya o akar. Ha, ha şimdi yoksa gibi he. Bu sefer o kumun içindeki çekirdek ağaç olmaya başlar. Bu sistemin adı kalptir top o kum saatin içindeki toprak da kalptir. Ee, o toprağın içerisindeki çekirdek fuattır. O şey ise o su lüptür. Oradan çıkan çekirdekten ağaçta su ve veyday kalptır. Çok güzel abi. Çok güzel oldu. <laughs> Tefekkürden bir şey soracağım abi. Tefekkür sonuçta Beyinde akı da başlıyor ama kalbe giriyor tabii, tabii. Kalbin merup... zaten ona dönüşmek yöntemidir. Tabii tefekkür süreçtir, sonuç değil. Onun için kafirde tefekkür yoktur. Kafirde düşünce vardır. Hasan abi şimdi ayaktayken tahiyyatı okudunuz da şimdi oturduğumuz zaman ne okuyacağız? <laughs> ben sana sorarım dedi. Namazda. namazla. Bana bak. Ona bir de galis tabir kullanıyor. Bilmem ne dedi. Olan dedi yukarıda bunu okudun. Merak ediyorum aşağı inince ne okuyacaksın. Tayyat <laughs> yukarıda. 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 Şimdi burada ne yapacağız? <laughs> Abi, bu, bu çok güzel gidiyor bunu anlayalım abi. İyi yani çok önemli. Bu vicdan, vicdan, vicdan de, vicdan, vicdanda bir ok, vicdanda bir ok çık, zihin, zihin, kanuniyeti orada. Çünkü nerede? Onun için bu zihin dersimiz var. Onun için sözde. Ne diyor biliyor musun zihin için? Ee, zihin bütün alemlerin haritası navigasyon misali vermiştik. Bulunduğun yer diriliyor. Canlıymış gibi gösteriyor. Eczane evet. ve gösteriyor. Evet. Üstü açılıyor. Tefekkürle tefekkürle zihnin üstü ne kadar açılırsa mekanlaşır. Mekanlaşır. Zihin alemi gaybın, alemi şehadetteki mekanlaşma halinin sistemin adıdır. Alemin gayb haritasının Alem-i şahadette bir komprim insana konmuş. Tefekkürle bunun üstünü açılma nispetinde zihinde mekan oluşur. Evet. Oraya giriyorsun zaten. Ahiretin de o senin. Evet. O şey yapmıştı ya, evet. Şu anda hakikati kalpte de hakikati de kalp ha kalp tamam. şuna, şuna, şuna da Fuat <laughs> mı diyeceğiz abi sanki öyle mi geliyor bana? Ama... <laughs> hakikati e, ee, kalp ondan sonra kalp ne yaptın bu beni sil onu Aha, şunu. Ne, ne, yazacağız abi e, ee, kalpte de şeyde e, Fuat kalp, kalp, de, kalp değil mi abi e, ee, kalp bak hakikati kalpte tamam. vicdanda ama neresinde yani bir ok çık. Kalbin neresinde? Tamam niye B sildirdin? Ha abi. kalp ha kalp yani. B var değil mi? Ee, <laughs> <Evet>. varmış yani. <laughs> Hasan abi. Hasan abi. O cüz'i meyvenin kalbi hem hadisçe zahırı kalp denilen insanın hafızası, ekser enva'nın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük numune haritası ve şecer-i kainatın bir manevi çekirdeği ve ekser esma-i incecik bir ailesi olduğunu. ne diyor? <laughs> <laughs> Hem o kalbin ve hafızanın emsalleri ve sikeleri bir kağıda bulunan bütün kalplerin ve Bundan bahsetmiyor, bundan bahsediyor. Müstevli yani intişakları hmm. elbette bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata bakar. ya, bir daha de, oku, bak ben tek tek söyleyeyim. Hı -hı. O cüz'i meyvenin kalbi. Kalp. Hem hadisçe zahrı kalp. Ha. Yani, bu bunu... evet. Zahrı kalp. Zahri kalp. Yani o sistemi kendisini tanımlayabilen, sistem yüklenen sistem saat orada ne var bak yenilen insan hafızası hafızalar yani hafıza bilgi ilimin hakikati demek suretleri burada yani bu sıktır ilimle Sıktır ilim yani fuat bununla bir bağlantısı var mıdır diye ben <laughs> Evet aynı. Ben o zaman şuraya şunu bir yazayım abi ya. Ee, çünkü belki fuat diye de başka bir ifadeyle evet. bahsediyor üstat. Ee, ilim ben sana şey diğer tabirlerini de söyleyeyim. Onu da yaz istersen. Onsuz olsa eksik olur. Yazar mısın abi? Tabutul ilim. Üç tane söyleyeceğim ya. Tabutul, tabu tabutul ilim, beytul hikmet, viay ilim. Baktık yapay zekaya sorduk viay ilim nedir diye. Viay ilim diyor. Sık ilim. Viay ilim. İlilledün. Üçü diyor. Esbapsız bir şekilde. Kalbe hususi olarak verilen ilimdir diyor. Ya ve herkese vermiyor. Acayip. Bak bir dakika. Bak dur. Dur abi. Bak. Tabutu A'nın üstünü çeker misin takke? Tabutul il Tabutu ilim Beytul hikmet Tamam. Vi a i bak. Vi -a, a i ilim. Tamam. V a, 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 a çizgi a. İ Biz de öyle ilim e, e. Habbetül Kalp zaten. Ha, bir İzhabi dakika de fazla mı oldu? Olsun, olsun olsun yaz mm -hmm. ha Habbetül Kalp bu hey doğru mi? yap şimdi do profesör soracak şimdi o nedir diye aynı nado manevi aynı vergi getiriyor aynı konu ben biraz daha ama çok ilim beni çok ilgilendiysa ama önemli bir konu yani ilim ne demek ki önemli? Sen yani. Evet. Şey evet, her şey ilme bağlı. Evet, şey ilme bağlı. Bak, Habbetül, habbetülük kal. Nasıl? Dedin bir dakika. Vya ilim ifadesi ilmi ledün veya südlül ilim gibi kavramlarla benzer anlamlar taşır. Evet. <laughs> bu kavramlar doğrudan Allah'tan Burası gelen Harman özel geliyor. bilgi türlerini ifade eder. Harman'da bu bir şey peygamberler mi? veya Çok melekler evet. aracılığı olmadan doğrudan o Allah tarafından verilir ve genelde tasarruf tasavvuf yani. literatüründe yer alır. Veya ilim yani ilmin kabı Allah şey peygamber ve kitap olmadan direkt Allah'ın vermesi. Allah Allah. Evet te Allah telefon ediyor Allah. sana. E Kalp telefonu diyor ya. Rabbu'l alemin değil. Rabbin seninle konuşmasının adı vi'ayilim. ilim. He, Rab. Rabbu'l alemin değil. Rabbinin Allah ile senin telefon. Aynen. Aynen. Vehbi ilim mi abi? Ee, kesbi, kesbi Evet. Evet. Yani eğer umumi saltanat itibarıyla olsa, Rabbu'l alemin olsa bu olur. Fuat olur. Ama bunlar hep hususi Allah'ın konuşması. Şimdi bunlar bunlar buna mı giriyoruz? Sadın ilmi ve yani genel ilmi. Ha, ee, bir de dedi ki dedi diyor. Benim Hasan abi. Evet. Diyor ya birden Hızır gibi bir zat sağ cenabından. Aslında o VI Bu, ilim mi diyor? Evet. Yani? Hızır gibi. burada tamam. Evet. Sağla o Allah şöyle yapıyor. Ya Rabbi ya Rabbi. Üçte hadis-i şerif kutsu var ya. Ya sokuyorsunuz beni oraya. Diyor ki Hadis-i de. Ya Rabbi dese diyor. Allah diyor. Bir. Ya Rabbi dese. iki. Ya Rabbi dese. Üç. Şanıma yemin ederim ki bana iman eden bir kulum üç defa Ya Rabbi derse arşa zuhur eder. Buyur ya kulum derim diyor. Allah dermiş ya. Yani. O buyur demenin adı. Telefonu kaldırdı. Buyur kulum. Biyay, biyay. Yani e, berzah yok. Peygamber yok burada. Kur'an da yok. Direkt seni arıyor. Yani mesela Cumhurbaşkanı bakanı aramıyor. Vali aramıyor. Kaymakamı aramıyor. Direkt seni telefonla arıyor. Oysa makam şu. Sistem şöyle. Reis, Cumhurbaşkanı bakanı arayacak. Bakan valiyi arayacak. Vali kaymakamı arayacak. Kaymakam da beni arayacak buraya veya gelecek bana. Seni reis arıyor. Bu sistem. Öyle yapmadı. Reis direkt beni arıyor. Liya. Hmm. Kainatın patronu direkt seninle konuşuyor. Tamam. 70 defa ziyaret ederim diyor ya hadisi kutside. Ama bizim telefonu çalıyorlar. Ama telefon şöyle diyor. Ya Rab seninle konuşacak zamanı yok. Başka? Ya Rab seninle konuşacak konuşamaz çünkü senin kapsamanın dışındadır. Haram iş diyor şu anda. Veya Ya Rab seni meşgule attı. Seninle görüşmek istemiyor. Aynen. Telefon ediyor. Namaza kalkmıyor. Veya e, veya Ya Rab o, senin o aradığın kula ulaşılamıyor. Aynen. Günde Allah gene vazgeçmiyor senden. 70. 70 defa arıyor. Aynen. Vallahi ben seni bir ve iki defa, üç, beş ama. defa aramam. Ama da Silmem ama aramam. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> defa. Abi. Bir aradım. Bir daha aradım. Tamam başkasıyla görüşüyor. Hafıza yaptım dün. Ameliyattan çıktı. Tamam sen ameliyattasın. Seni iyi biliyorum. Sen açma. Karısını arıyor. Yok başkasıyla görüşüyordu. Tamam bu kadın dönemez. Niye dönemez? Bilmez dönmeyi. Bir daha ameliyat olan arıyorum. Bir de onu arıyorum. onu 3 4 3 defa bunu tekrar ettiğince koydum kenara. Rasul kendisi yaptı. Ben aramam da. Hemen açtım tabii. Hafız olduğu için. Hocam olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Ama seni Davut <de> aramam. <laughs> bu abi 1 2 3 4 5 Altıncısı var mı? Dur, var, var, dur. <laughs> Tabut ilim, beytül ilim, kalbin özeli, temaşa, habbetül kalp, ilahi aşk, o değil. Göre, müşahede, marifetin yeridir. Fuat, doğan, kuşun, seven, isteyen falan bilgi ve düşüncenin yeridir. Yok, müşahede. Yani, bak, denileni bak şimdi Kalbin özeli, temaşa, habbetül kalp, ilahi aşk, gören ve müşahede eden marifetin yeridir. Marifet yeridir. Bu kadar tamam. Bu kadar abi. Evet. Tamam. Şimdi mahiyeti Şimdi, nasıl yapacağız abi? Mahiyeti ruhtadır. Ha. Şimdi başka bir şey daha soracağım abi. Ruhtadır. <laughs> o o küçük. Tamam. Zih şuurdur. Ruhun dört ayağı var ya. Ziyayattır. hayattır. Zih şuurdur. Kanun emr vücudalicidir. Zih uurdur. Allah Allah. Şimdi aslında bir su var. Şimdi Allah diyor ya verdiğimi geri almayacağım. Evet. Alır mı Allah? Kerem ismi ile evet. almıyor. Şimdi e, bazen deniliyor ya insan imandan çıktılar. Hayır imandan çıkmadılar. İman verilmiş olsa idi Allah geri almazdı. O itikadını kaybetti. Diyoruz değil mi? Evet. Şimdi imanın İtikat boyutu şurası mı aslında? Evet, itikat zaten son. İtikad ha, itikat yazıyor zaten. İtikat yazıyor. Bu iman. Ee, şey, bu itikat boyutu. İmanın. İşte, kanun imanın itikat boyutu. Öteki kalemle. Ee, Başka siyah var, yeşil al. Bir gafil gafurun getirdiği kalemlerle yaz onu. Ha. İmanın sureti. İmanın e, sureti. Evet. O kadar. Suret zeminleri. Şimdi Hasan abi bu ee, imanın kanuniyeti. Zaten kanuniyettir ama Hasan abi şöyle. Yani burada itikattır. Burada imana dönüşüyor. Burada sırrı iman oluyor. Burada da sırrın sırı. sırrı. sırrı. Evet. sırın sırrı. Evet. Sırrın sırrı. sırrı. İki tane şuur var. Kelime aynı. Vicdanın şuur var. Bir de dimasyon var. O zaman evet. imanın sureti itikat diyelim şuraya. İtikat. Ee, kanuniyeti vicdan ha ee, işte bak vicdan geneli ee, İmanın, ha burada da hı hı. imanın imanın ha burada oca okay, böyle yapıyorsun ya ama yani burada iman oluyor diye düşündüm Evet ben. kanuniyete yani. dönüşüyor. Kanuniyet deyince basit değil. Hasan abi evet. e, bir yorum geldi. Ee, abi. Fatih abi diyor ki <laughs> Kalp akılda geliyor itikadı bak, diyor. Kanuniyet kalp imandır. diyor. İmanın üzerine e, İmana orası dönüştürür Nasıl falan sen söyle. Bu dönüşme evet. istedik ya biz kalbe. İman. Evet. Yani koyma, oraya koy. oraya yazacağını koy. İmana mı dönüştürüyor? Evet harika. Sistemin içerisindeki kalp imana dönüştürüyor. İman. Çünkü iman. Evet. Yani. Ona de ona gireceğiz daha bitirmedim evet. şey Fuad'ı da şey okumadım. Şey okuyacağım. daha iman. iman, 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 gibi burada bal. Ama bir okuyun bitirin Fuad'ı. Artık külliyata girdiğince artık kavgamız büyük olacak. Evet. 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 bir şey daha gireyim abi. Şimdi Orada, bu güzel bir dizayn orası, yaptınız. Aslında şuur, Şu iman, iman da. şurada burada mı Yaz. E, olarak. Şu iyi de hazır hakkı. Sen de, 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 Yavaş şey yavaş. dedik yani bütün bu bilgileri e, insanın iç dünyasında hissetmesi görür gibi hissetmesi mi oluyorsun nihai şey olarak? Nihai değil abi. Hissetme deyince abim his Hasan Hasan kardeş. His deyince parmağını hemen bir yere koy. Pergelin ucunu. Vicdan. His sordadır. İmanın his mertebesi. İmanın hakikati kalptedir. Mahiyeti ruhtadır. Sureti dima ihtitak, itikattadır. Onun için itikadı bozulan Vehhabi veya Şia itikatsız denilir. imansız denilmez. İman yeri kaptedir. Ha? Yani, şey e, İtikatsızdır. İtikadı veya bozuktur. Şimdi bu sır iman. Şimdi ben fuadı devam ediyorum. Ee, sık tül ilm. Bilginin sıkıştığı. Çok acayip bak. Ne demek? Kalp, kapte ilim hakikatinin yoğunluk yoğunluk kazandığı bir yerdir. Biraz önce kum saati söyledim sıkıştırılmış ama çınar ağacı çekirdekte işte Fuat çekirdektir yani böyle. Ee, kalp ise onun toprağıdır. Onun için sonra bazen bu yoğun bilgi ve ilim tanımlanmayınca o kalpteki ilim, Fuat'taki ilim abiler yoğun ama tanımlanmayınca yani eyleme dönüşmeyince insana baskı yapıyor. Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkep oluyor. Eyleme dönüşmeyen ilim, nefes alamayan bir insana benzer. Yangın var. Baskı yapıyor şey, Gafur. Bak, eyleme dönüşmeyen o kaptaki ilim canlıydı daha. Canlıydı. Çekirdek ağaç olacak. Baskı yapılıyor ağaç ol diye. Bütün şartlar şey filiz verecek ama üstü beton atılmış. Çekirdeğin üstü beton. Ama bir şekilde güneş görüyor yandan. Ağaç olacak. Ne yapacak? Sıkıştırılmış. O zaman yukarı çıkamıyor. Sağa sola şey yapacak. Filizlenecek. Yani Fuat Fuat sıkıştırılmış ilim. Kalpte neşru nema bulup nefes alabilmesi için dışarıdan oksijen alması lazım. Dolayısıyla insana el, ağaç olma istidadına gelmiş. Olamıyorsa yani ilim Eyleme dönüşmüyorsa o ilim sana baskı yapar. Eylemde göstereyim buna misal. Ezan okunuyor kalkmıyorsun uyandığın aldı. Bu e, Fuat çalışıyor demektir. Kalk bu farzdır bu namaz. Ama bir baskı yapıyor şeytan bedene yorgunluk verir. O anda en zirve bütün gücünü insi ve cinni <laughs> yani bedensel nefs-i emmare ve cinli şeytanlar ve normal şeytan. Üçü birleşip baskı yapar. En böyle gücünü kullanarak yorgunluk verir. Uykunluk hali verir ki sabah namazına kalkmasın diye. Ha, fakat ama iman ve imandaki kalp, kalpteki fuat sıkıştırıyor. Bu kılınmadıkça, dakikalar geçtikçe ağırlık olur. Sıkıntı olur. Yatsı namazı gibi. Bu ne yapar? İlmin canlı, ruhlu, şuurlu hayatta olduğundan sana baskı yapıyor. Canlı olmasa baskı yapabilir mi? Yapamaz. Yani defterinde yazdığın bilgiler sana baskı yapar mı? Şöyle diyeyim. Defterinde namaz farzdır. De. Dur. Namaz farzdır. Yazdır mı abi? Kapattım. Namaz farzdır içinde ilim olmuşsa yani canlı var. Şey bunu kapattığın gibi midir? Baskı yapmaz mı? Yapmaz. Hah işte bu. Yakar. Bu hale gelmiş. İlim bu dan şuna dönüşmüş. İçeriye dönüşmüş hali. Şimdi söyle hadi. de bu geçerli. Geçerli. Geçerlidir. Allah ona da vermiş. Kızında ısrar eden de bir canlı bir Kesinlikle. Cehennemi yakıyoruz diyor. Fethulü fi ibadi ve tulü cenneti. Tersi de cehenneme girmeden cehenneme gider. Nasıl gider? Ölmeden nasıl gider? Cehenneme gitmeden cehenneme gider diyor. 284 mektubat. İşte o. Yakar. Mesela şu anda cennet hali yaşıyoruz. Cennete gitmeden cennete gider. Allah Resulü'nün tabiriyle bu meclise ne demiş peygamberimiz? Cennet bahçeli. Cennet bahçeli demiş. Peki 163 Barla'da ne diyor bu meclise? Bir iki dakika, bir iki kişi, bir iki nefes. Öyle mi diyor abi? 1 iki dakika, bir iki kişi, bir iki nefes. Otururlar. Ne yaparlar? Maçtan konuşurlar. Yok. Rabbinden bahsederler. Sonra hadisi Kutya. Rabbini sevip sevdirirler. Anlatıp anlattırırlar. Ne oluyor diyor? Semadaki müekkeller yerdeki müekkel gıpta ederler diyor. Ah senin üzerinde böyle insan suretinde Ruhaniler var. İnsan suretinde ruhaniler var. Ve bu meclislere e, peki bu meclisler yeryüzünde nedir diyor? Yeryüzünün zinnetidir. Bu meclisler fazla var mı gafur? Yoktur. Peki bu meclislerden konuşulan manalar o ruhanilerin gıdası mıdır 24. sözde? Gıdasıdır. Bu gıda etrafta pek olmayınca İstanbul'da nereye sıkışacaklar? O ben alayım, ben dalayım, ben dalayım, ben dalayım. Burası yani o meclislere hücum ederler. Kapı pencere kırılacak gibi bu meclislere onların marifet kazanmak için değil. Açlık, susuz kalmış gazelli gibi o evet hücum ediyor. Oradaki insan seviyesinde ortaya çıkan marifetle melekler seviyesini meleklerle meleklerin konuşmasıyla çıkan marifet aynı değildir. En kesif en camidir sırrınca. insan seviyesinde çıkan marifet bilgileri meleklerin ruhul gibidir. Hayat gıdasıdır. Bunlar da pek bunlar olmadığı için pek yer nerede varsa oraya hücum ederler. Çok yoğun bir şekilde. Şu anda o cihetten ustat ne diyor peki? Sizin diyor insan nevinden az böyle katılımcıların olmasına şey yapma. Bu dersleri dinleyen, insan cinsinden olmayan çok ruhani arkadaşlarınız var diyor. Kimler onlar? Ruhani arkadaşlar. Ben diyor, şimdi hayalim. Efendim? İsa, 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 Müslüman cimde. Evet. Müslüman cinde ve ruhani. Diyor ki, şimdi hayalim. İstikbalden hakikaten kabrime girdim. İki tane nüker mekir despot demedi. Arkadaş dedi. Onlar bak melekleri gördüğünü böyle anlatıyor. Evet. Meleklerle görüşü bak ne diyor. İki tane münis arkadaş geldi. Benimle sohbet etmeye başladılar. Diyor. Ben de sohbet ediyorum diyor. Onlar gelince yerim dar, kabir dardı geniş oldu. Karanlık aydınladı, soğukta sıcak oldu. Yalnızlığımı giderdiler. Kim? İki tane arkadaş. Kim bu arkadaş ya? Melek. Melekler arkadaş olan bir zatın talebesiyiz. melekleri arkadaş olmuş. Ha ben meleklerle görüşüyorum diyor. Daha başka. Nasıl diyecek doktor? Diyor ya diyor muhabir. mu abi? Ben mu mübahise sohbet etmeye başladılar diyor. Konuşmaya başladık diyor. Peki ustada zulüm mü ettiler? İşte yok yerim genişledi diyor. Yerim dardı genişledi diyor. Yalnızdım diyor. Yalnızlığım gitti diyor. Karanlık aydınlandı. Cevaba bak. Ne yaptığını da söylüyor. Ya ne, neyin peşindeyiz ya? Neredeyiz arkadaşlar biz? Biz neredeyiz? Alem-i zannediyoruz. <laughs> alem-i nedir biliyor musunuz? 28. lema. Hep atlayarak dolaşıyor. Cahil adam bilmez ki. Üzah yapıyor zannediyor. Hep yeri de söylüyor. 28. Lema'da diyor ki. Alemi gayb bir cihette alemi Şahadet'i hata etmiştir. Her tarafa dal budak sardı. Alemi şehadet alemi gaybin üzerinde tenteneli perdedir. Burası Burası alemi gaybi hata etmemiş. Alemi gayb bizi hata etmiş. Alemi gayb alemi şahadeti hata etti diyor. 28. lema. Biz oradayız şu anda. İlkokul diplomasını ne yaptın? Ben değiştirdim onu. Ne yaptın? Ortaokul. Ortaokul diplomasını lise, lise, üniversite. Lise diploması, üniversite diploması, lise diploması da yok mu? Yani Alemi gayb demek alemi şahadeti de içine almış. Biz gaybdayız zaten. Daha ilerisi biz esmaların donmuş haliyiz. Biz Allah'tayız zaten. Kim ne anladıysa. Su nedir? Su nedir? Donmuş sudur. İyi dinle bir daha. Buz nedir? Buz donmuş sudur. Biz neyiz? Esmaların donmuş haliyiz. O zaman biz neredeyiz? Biz varsak varız yoksa yokuz. Biz esmadayız. Biz donmuş esmayız. Yani biz Allah'tayız. Allah bizim evelimiz, ahirimiz, zahirimiz, batınımız. Bunu anlayan vehu ve bi küllü şeyin alimdir. İşte. İlim sahibi budur. Biz neredeyiz? Önümüzü, arkamızı, sağımızı, solumuzu, iate biz Allah'tayız. Allah şurada, biz burada. Öyle bir şey yok. Anladın mı davet? Biz esmaların cil ve cemalındaki sanatıyız. Esmaların donmuş haliyiz. E biz kimiz ki? Var mıyız ki? Varız tabii. Burası nedir? Alemi gaybin suretidir. İnsan alemi gaybin kanuniyetidir. Ahiret alemi gaybin kanuniyetidir. Cennet cehennem alemi gaybin hakikatıdır. Mahiyeti Allah'tayız. Bir daha 28 bin alemin sureti alemi şahadettir. Çekirdeğidir. Kanuniyeti insandadır. Kanuniyeti insandadır. Hakikati kalptedir. Maiyeti ruhtadır. Uygulayayım. Kainata uygulayayım. Esmaların kanuniyeti kanuniyeti alem şahadettir. Şey sureti alem şahadettir. Esmaların e, sureti alem şahadettir. Kanuni terlemi gayptadır. Hakikatları es, e, arştadır. Gayptan üstündür arş. Mahiyeti arş azamdadır. Her şey birbirine girmedi. Öyle zannetmeyin. Her şey yerindedir. Yani böyle bir tane gafilin dediği gibi cennetin yeri değişmiştir deyip de ortalık karışmıştı. O adama bakıyor cennetin yeri değiştirmiştir. dedi. <laughs> Evet evet. Demiştik ya o zaman. Kürste, kürste bir tane o koca yüzlerce yazıdan bir tane olmuştu. Şimdi kürs, kürsten sonucudur. Beşeriyet insanlığa çıkarsa cennet olur. O zaman yeri değişmiş. Yani kürsün yeri belli olmuştu. Evet Sadece devam et. Bir... <laughs> Ama lübü bitirme bir şey yapamadık. Ha, özür Lüb Hiç diyorum şey Fuat. <laughs> çok lezzetli, lezzeti Allah'a Allah gidelim. Şimdi Allah Celle Celaluhu şu Fuat abi acayip bir şey. Allah Celle bu 70 kere günde riyayı ilimde tabiri caizse senin kapını çalıyor. Evet. Çalmanın adı riyayı ilim. Riyayıdır. Riyayı ilimdir. Şimdi Hasan abi biz tövbe ediyoruz. Dimarda istihbarımız riyayı ilimde 70 Harika. kere ok e, çalıntıya kapıyı açmanın adıdır mıdır diyebiliriz abi. Evet. Çok acayip ama. Biraz da gideyim şu Fuat'a izahını. Niye kalbe taşındı Fuat diye? Meğer Fuat çekirdekmiş. Kalp onun zemini olduğu için orada bütünsel olduğundan. Ağaç orada oluyor. Çekirdeği ağaç denmez. Ee, çekirdeksiz de toprağa ağaç denmez. Çekirdeği kaldır, toprak. Toprak nedir? Hiçbir şey çıkmamış. Çöl gibi. Toprak şey. nedir? Oraya bakarak kim ne anlardı? Hiç Allah o mevcudatı göstermese çölü gösterse, bunlar ne çıkar diyese, kim karpuzu, elmayı, ondan sonra aslanı, tilkinin oradan çıkacağını, besleneceğini topraktan tahayyül edebilir. Topraktan o çıkacak, oradan da zürafa olacak, oradan eşek olacak, yaban sığır olacak, aslan sonra olacak, aslanlar çıkacak vesaire değil mi? Bak toprak, toprak çöl toprağı kalptir. Sistem kalp değil. Kalp değil, kalp. O çölde atılan çekirdek Fuat'tır. Evet. Onun için oraya denilmiş. Devam ediyorum. Demek ki ilim canlı ve ruhlu ve şuurlu olduğundan eleme dönüşmese insana baskı yapar. Ona de delil. Namaz farz bilgisi sizde bilgi değildir. Namazın sizin bilgisi namaz bilgisi, sizdeki canlı ruhlu şuurlu oluşunun delili yatsı ve sabah namazında tembellik edip kalkmamak uzatmaktan ortaya çıkan sıkıntı ne mutlu size ki namaz ilme dönüşmüş ve fuat olmuş. İstidadın kabiliyete dönüşmesi gibi mi? Kılınmaması, pişmanlık, acı ilmin ve bilginin canlılığı burada bu buradaki bir şey mi oldu abiler? Ne oldu? Bir telaşe Çok var. Güzel oldu. Bir telaşelik var yani. Evet. Buradaki ilim devamlı kendini aynı zamanda sorguluyor ki buna nefsi levam deniyor. Yani bu ilim bir şey mi oldu Çok bir şey Yok bir abi ya. Ha. Ha. Yani bir hareketlik var. Şimdi nefsi levam ne demek? O pişmanlık vesaire demek sorgulama yeriymiş. Kendisini kendisiyle sorgulamak. Nefs-i levame nerede oluyor? Fuat dağdır. Orada uçan kuş nefsin levamedir. Lev ve diyor. Yani nereden geliyorsunuz abiler? Bir hemen tanıyayım. Allah gönderdi. Ebu Bekir ben ben öğretmenim. Ta Van'dan geliyorum. Van'dan geliyorsunuz. Evet. Nereye geldiğiniz biliyor musunuz? Hangi derse katıldığınızı? Evet. Biliyor. İyi tamam. Yani enfusi derse sonra ne konuşuyorlar demeyin yani. Evet, tamam. Hoş geldiniz. Maaş üstündesiniz. Şimdi o fuat o çekirdekteki sıkışan bilginin komprimi. Eğer o fuattaki bilgi eyleme dönüşmese baskı yapar. Onun misali sabah namazı duyduğun halde kalkmamaktır. Kalkmamak veya uzatmak veya yatsı namazı okunduğu halde yatsı namazı uzatmak. Hoş geldin. O uzatmak insana baskı yapar. Peki namazın o uzatmak şimdi kılarım şimdi kılarım örnek için verdim bunu. Bu nedir? Bu viyay ilimdir. Yani kalpteki fuadın namaz farziyetinin canlılığıdır. Namaz suret eylemdir. Ama canlı olursa eğer o ilim canlı olur ikame edilmeme nispetinde sana baskı yapar. Bu da ilmin ilim bilgi değildir. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücut haricisi vardır, mahluktur. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, Vücut haricisi vardır. Yani eyleme çıkması vücut harici mi oluyor? Oluyor. O zaman o senin kalbin içindeki Fuat teki namaz ilmi farziyeti canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vücut hariciye çıkmak istiyor. Çıkmadıkça baskı yapar. Onun için e, baskılayan yani sıktır ilm canlı olan ilmin eyleme dönüşmemesiyle insana yaptığı baskının adıdır. Baskılıyor seni. Allah'ın subuti sıfatındaki ilim cansız olur mu? Ama kör olası cehalet biz ilimle bilgiyi karıştırıyoruz. Bilgi dimadadır, canlı değildir. Canlıdır ama kanune şeklindedir. Şuradaki gibidir. Şuradaki gibidir. Ama Kalpte olursa ilmin hakikatıdır. Vicdanda olursa kanuniyetidir. Sureti dimadadır. İşte sıddül ilm Kur'an'ın tabiriyle kitap yüklü merkep. Yani adam ilmi var, hafızdır. Namazın etim biliyor, kılmıyor. Bu bu bilgi kitap yüklü merkep. Merkep merkeptir. İlim de ilimdir. Ayrı şeylerdir. Ama aynı şey de gözüküyor. Yüklenmiş gözüküyor. Bilgi çok. İşte Fuat'ın e, içindeki beş tane şey. Fuat, Siktül İlm, Tabutül İlim, Beytül Hikmet, Viyay İlim, Habetül Kalp. Yani işte bu çekirdektir. Doğana gitmeyin. Ona sokma daha. Siktül İlim'den konuşuyoruz. Evet. Orayı şey... Yani ilmin sıkışmış hali. İlim surette bilgidir kafada. Kafada bilgidir. Vicdanda zihindir. Kanundur. İlmi, ilim kanundur. Kalp de hayatlıdır. Ruhta ilim ruhsaldır. Topluyorum insanda. ilim canlıdır. Ruhludur. Şuurludur. Vücut harici sahibidir. İşte Fuat onun sıkışmış halidir. Kalbin içindeki. Kaptır diyor sıkışmış kalp. Yani ilmin sıkışmış hali. Canlı olduğunu nasıl anlarız diye örnek veriyorum hayattan. Namazın, namaza imanın. Bu iman canlıdır, ruhludur, şuurludurun delili nedir? Ezan okundu halde uzatman. Beş dakika sonra kalkarım veya yatsı biraz da sonra demek o seni baskılıyor. O seni baskılamasındaki sıkıntı Fuad sisteminin sende çalıştığına delildir. Yani toprağın çekirdeği baskılayıp <laughs> patlatması. Evet, daha patlatmadı. Baskılıyor. Fuad'ın çalışıp çalışmadığına delil ezan okunmasıyla ile okunmaması eşitse vele <laughs> dalin geçmiş olsun. Ezan okunup okunmamasıyla eşitse vele dalin amin Bitti. Okunup da kılmaman, azap çekmen işte bu Fuad'ın aktifliğidir. Alimler demiş ki Fuad bir dağdır. Onun üstünde, dağ üstünde kuş uçar. O dağda sağda solda beslenir, deresine gider, ağacına konar, yuva yapar. İşte dağ Fuad ise uçan kuş lefsi levvamedir. Levme diyor. Levme diyor. Yani o sana bende çalıştığını, sende bende çalıştığını deli şu. Günah işlemez değil. Günah işler. İşledikten sonra lehmet der lanet olsun. Nereden düştüm yahu? Nasıl bu oldu? Azap çekmesi gösteriyor ki Fuat kalpteki Fuat ve Fuat'ın Fuat, Fuat Dağı'nın tepesindeki nefs-i levvami Fuat'tadır. O aktif. Ondan azap çekiyorsun. Adam namaz hiç kılmıyor, azapta çekmiyor. Geçmiş olsun. Fuat çalışıyor, kat çalışmıyor. Hatam Allah biyim kulubim. edilmiş. Lev mi yok yani? Lev levvame yok. Günah işlemez değil. Günah işler. Fakat lev ederse lefsi levvame çalışıyor, aktif oluyor. Evet. Zihinde e, mekanı tefekkürle açıyoruz. Öyle. Acaba Fuat, Fuat'taki mekanı biz neyle açabiliyoruz acaba? Biraz gideyim bak gözleyeceksin aşağıda izah ediyor. İlim bilginin canlılığıdır. Onun için vesvese risalesinde ilim onu terd eder. E vesvese risalesine ezberledim. Niye vesvese var hala? Bir daha. Bak vesvese de ilim onu terd eder. Cehil onu evet. davet eder. Evet, e vesvese risalesini ben ezberledim. Tamam. Niye hala vesvesem var? Hani terd eder değilim? Çünkü sen vesveseli sensin. Bilgidir o. İ i̇lime dönüşmemiş. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücuda harici sahibidir. Allah'ın subuti sıfattaki ilim, bilgi değildir. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Neye benziyor? Kafirde düşünce vardır. Tefekkür yoktur. Ke tefekkür kamil imanın sıfatıdır. Tefekkür kafirde yoktur düşünce vardır. Düşünce ile tefekkür karıştırılıyor. Tefekkür sistemdir. Alemi gaybi, alemi şahadette yaşama halidir. Onun yaşantımı, yaşantının zeminidir yani. Süreçtir, sonuç değildir. Onun için tefekkürün saatin hayrın min ibadi senetin. Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten evladır. Bir saat kim tefekkür edebilir? Zor. Bir sene önce 10 saniye etmiştin. Geçen hafta 20 saniye tefekkür ettin. Bugün de 20 dakika veya 2 dakika tefekkür ettin. Hepsini topla ömründe. Kaç saat olmuşsa o yani. Buradaki ilim devamlı kendini aynı zamanda sorguluyor ki buna nefsi levvame deniyor. Seven, yani kalpteki Fuat'tan konuşuyoruz. E, kalpteki Fuat, Fuat'ın sıktül ilim. Nedir o? Seven, elem çeken, arzu yapan, ...eylemde ise yapamadıklarının sıkıntısını çeken, böyle acı çeken, yaşayan. Yani o aslında yaşamak o kadar güzel bir şey ki... ...mesela çekirdeği elime koydum ağaç olmaz. Toprakta acı çekmesi lazım. Çekirdek ağaç olması için karanlığa girmesi lazım. Sıkışması lazım. Yalnızlaşması lazım. Baskı görmesi lazım ki o içindeki çekirdek sabun gibi lap diye ağacı dışarı fırlatsın. İşte hadisa hazimeler bize onun için bizi sıkıyor. Çekirdek mesabesinden ağaç olalım diye bizi hadiseler sıkıyor. Çünkü sıkması lazım. Çekirdek biz çekirdeğiz. Alim ahirette ağaç olacağız. Ağaç oluyoruz zaten. Diyor ki Evet. Celal, Celal Cemal arasındaki Kemal dediğinde buna giriyor mu Hasan abi? Kendisi niye tehdit ediyor Allah? I? Cehennemle. Niye Allah cennette bizi taltif ediyor? Yani misal vermiştik hatırlarsınız. Gafur vermişti. Babanın gayesi başka, evladım. gayesi başka. Baba, şey çocuk der ki bisiklet hedef, bisiklet hedef Kur'an okumayı bilmek vesile. Baba dedi ki oğlum Kur'an'a çıkarsan bisiklet vereceğim. Babanın gayesi Kur'an'a çıkartmak. Vesilesi ne babanın? Bisiklet. Çocuğun gayesi bisiklet. Vesile Kur'an okumak. Yani adeta Allah ile bizim şeyimiz gibi. Onun için Allah cenneti vaat ediyor. Anladın mı? Bisiklet vaat ediyor bize. Peki Allah'ın muradı ne? Bisiklet vesile ise Allah'ın muradı nedir? Kendisi. Muhatap almak. Anladın? Muhatap almak. Cennet, cehennem bisiklet gibi. Vesile. Allah'ın gayesine cennet, cehennem değil. İnsandan bir gayesi var. Evet. Riza ilahi. Bana bana diyor bütün bütün riza ilahi gösteriliyordu diyor 96 Emirdağ'da. 28 sene çektiğim işkence hapishaneler. Tamam beşer zulmeder. Kaderin ne, şey neydi? Ne yaptın ki kader bana bu silleyi vurdu diyor. Yaptı mı yapmadım sakın yapma. Biz Hata yaparız, tokat yeriz. Ustad gibi zatlar hatadan sonra tokat yemezler. Hata yaparlar diye hata yapmadan önce tokat yerler. Onun için size bazen bir şey yapmadan tokat gelmesini öp de başına koy. Ustada bir şey yapmamış. Sakın sakın sahip hizmet Kur'an-ı Kur'aniyeni Kur cehennemden ve azaptan kurtulmana saadeti ebediye cenneti gitmene vasıta vesile yapma. Yapmış mıydım? Hayır diyor yapılmadığı için yapasın diye vuruyorlardı. Peki biz niye geldik? Cennetten, cennete ve saadet ebedi istemeyeceksem, Daha ne azap ve cehennemden korkmayacaksam başka ne kaldı ki? Bana bütün bütün rizayı gösteriliyordu. Bu ne diyor bu sahip ya ustadımız? Bu ne diyor ya? Bir Allah kurdu sormayacak mı buna? Ne diyor ya? Ama cennet gaye gösteriliyor. Şey Kur'an cennet gaye gösteriliyor. Çünkü Kur'an muhatabı ekseriyette yüzde seksen avamdır. Avamız biz. Çünkü avama hitap ederken umumi yol gösterilir. Havas elit onun ifadelerinden alacağını alır mesajı. Kur'an ekalete aza hitap etseydi maksadı yerine gelmezdi. Kur'an ekseri hitap ettiği için ekser davam olduğundan eksere cennet gaye gösteriliyor. Gaye. Evet avam olduğumuz için. Peki abi Rıza i İlahi'yi neyi tam olarak anlayacağız? Yani Cenab-ı Hakk'ın takdirini mi? Yok abi. O ayrı. Biz şimdi bisikletin peşine koşuyoruz. <laughs> rıza iley, rıza ileydir. Öyle Allah ile ne haber nasıl o değil. Biraz önce o acayip bir şey. Evet, mesela dedik ya Hasan'ım. Buz nedir buz? Suyun donmuş halidir bu mevcudat ve biz esmaların donmuş haliyiz. Yani suyun donup da buz olabilmesi için soğuk ve şartlar lazım. Ayda olmayacak. Şu 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 deniz seviyesini şöyle şöyle. İşte biz de esmaların ve cemal, nakış sanatıyız. Doğru. Tamam. Esmaların donmuş haliyiz. Dolayısıyla bizim evelimiz Allah esma, ahırımız esma, zahirimiz esma, Batımız esma. O zaman biz kimiz ve neredeyiz? Biz Allah'tayız. İşte bu üzerimizdeki battaniyeler var, perdeler var. Mesela suizan zan bir perde, gıybet bir perde, haramlar perde, haset perde, intikam peşine koşmak perde, tulu emel perde. Bu perdelerle sarmalaşmışız. Hepsi üzerimizdeki perde. Suyu ahlak diyor ya takva tarifinde meniyattan ve günahlardan iştirah etmek. Günah bildik, meniyat nedir? Meniyat günah değildir. 149 Kastamon Kastamon'da. Takva nedir? Meniyattan ve günahlardan iştirah etmek. Günah bildik, anladık. Zina, içki, kumar, adam öldürme sahibi. Meniyat nedir? Suya ahlaktır. Peki nasıl olur? Haramları terk ederek, suya ahlaktan tecerrüt ederek güzel ahlakla. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim dedi. Dini tamamlamaya geldim demesi gerekirken ahlak. Diğer peygamberlerde imtiyazlı kılan peygamberimizi aleyhissalatü vesselam nedir? İlim midir? Mucizesi midir? Hayır. Sen muhakkak yüce, en yüce, en güzel bir ahlakla evet, böylesin diyor. Hepsinden, hepsini cemi, hepsine, hepsine camül cemsin. Sen mu mutlaka güzel ahlak üzeresin diyor. Güzel. Ben 120'si, 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim demiyor. 124 bin peygamberin nesini tamamlaya geldim? Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Hatam Allah'a Allah Çok acayip ya. Nasıl tabirler doldurulmasa, izah edilmese, her he, pasçal çağını. Öyle okuyup gidiyoruz. Ya Kur'an bile değil Risale-i Nur. Anlaşılmaz bir kitap, malimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. O kokanlarsın. Ok, ok, Öyle bir şey yok kardeş. Öyle bir şey yok. Gizli bir el örtmüş bizi. Öyle bir şey yok. Gazete gibi okumayın diyor. O kokanlarsın. Ok, ok, sebap diye okuyacaksan külliyatı okuma. Sebap diye Kur'an oku. Cevşen oku sebap diye. Risale-i Nur hayat kitabıdır. Gizli bir el his bu Kur'an'ımızı örttüğü gibi Risale-i Nur'u bize örttü. Yeni nesile anlaşılmaz bir kitap. Meşgul olmayın, ka karışmayın, gitmeyin dershanelere. Demenin diğer adıdır. Anlamadığın bir yere ben niye gideyim? Bir delikanlı ol sen. Liseli bir çocuksun. Anlamadığın yere niye gideceksin? Hayata dönüşmemiş ilmi ben ne yapayım? Kitap hükmü merkep. Kitap risale anlamak içindir. Risale-i Nur okumak gözlüğü takmak gibidir. Böyle. Ne demek? Kur'an ne diyor? Risal-i Nur okumak peygamber ne diyor? Nur okumak ben kimim, neredeyim? O kokanlarsın. Bunu kim diyor? Anlamayan der. Kendisi anlamamış. Einstein güzel lafı var. Fena, fani bir adamın güzel bir lafı var. Ne diyor biliyor musunuz? Bir insan, "O bu derindir, bu izah edilemez." diyen diyor, o anlamamış. İhtiyacınız olduğu zaman diyor Barla'da okuyun diyor. Fehmi kolaylaştırmak için altını çizin diyor. Ya çok acayip. Sizin vazifeniz şer ve izahlarla devam edecek diyor. Sen dokunma diyor. Sarı ya 54'te diyor. Sizin vazifeniz devam ediyor diyor. Ama külliyatın içinde tabii. Devam ediyor. Evet ilim demek ki canlı ve ruhlu ve şuurludur. Seven Fuat kalbin içerisindeki Fuat neymiş? Seven, arzulayan, elem çeken, e, lefsille vamedir. Yanan kal şey kalbin sıfatı. Kalp duyguların tayin ve teşahhus etmiş. Yani kalp bunun adı bu sistemin adı alimler kalp kalb. Ama içindeki kalp sistemdir. Bu diyor ki bu kalpte Allah taayyum ve teşahhus eder diyor. Şuarlar 9. sayfa. Mertebe olan kalpte yani. Heh, heh, heh. Mertebeli kalpte. Bu değil yani bu sistemin adı kalp. Buradaki kalpte yemek yemek gibi misal verdim ya. İkisi de aynı tabir. Yemek yemek. Yemek yemek. İkisi aynı. Birisi yemeğin kendisi ikincisi yemeğin kendisini yemek. Dahil etmek. Bu yemek. Bunu da içeriye sokmak. Yemek yemek. İkisi de yemek. Gel gel gel. Gel gel. İkisi de aynı kelime ama bir tanesi diyor ki gelsene kardeşim arabaya. Gel. Bağırması aynı kelime. Ama güvenmiyor musun bana? Gel işte. Arabayı mavinlik yaparken. Gel ya. İşte bu burada bu kalpte Allah taayyüm ve teşahüs ederse sığmadım kainata beni seven müminin kalbine sığdım bu kalpteki fuat sistemi, kalpteki tahiyu ve teşahhus ediyor. Ve ediyor. Yani kalp sistemin içindeki fuatta tahiyu. Evet. şu. Kalpte. Kalpte. Fuatta mı kalpte mi? abi? Tahiyu ve teşahhus ka şu. İçinde? Evet, bu fuat denilen sist nedir fuat? Karpuz gibi düşün. Yardık. Evet. Ay baktık ki pijamalı gibiydi karpuz. Ondan sonra içine şey çıktı. Hangisi? İşte ha şu. Ha, orada. ha bu ha doğru. Ha. Şimdi bu bu sistemin içindeki bir mertebe Hak. Evet. Şimdi bunun içinde ne var dedik kalbin içinde? Fuat var. Evet. Fuat var. Alimler bunun içerisine koymadılar. Fuat'ı alimler nerede bakayım? Altı, altı, altı. Ha alimler şöyle demiş. Alimlerin e, kalbin tanımlaması. En dışarıda sad var dediler. İçinde kalp var dediler. Alimlerin. Dağ içinde Fuat var dediler. Dağ içinde lüp var dediler. Dağ içerisinde Süveyda-i Kalp. S-Kalp. Süveyda-i Kalp. Risale-i Nur'da bu beş değil, dört tane çalışıyor. Risale-i Nur'da kalpten elem neşrah leke sadr. Surettir. Cevizin yeşil kabuğu. Evet. Yeşil kabuğu. Sonra usta lüpü bulmayan kışır ile meşgul olur. Lüptür diyor. Sureti, kalbin sureti sağdır. Kanuniyeti yani cevizin yeşili. içindeki o lübü bulmayan kışır ile meşgul olur mahkematta. Kışır, kışır oluyor? oluyor. Evet. Ama şey, e, o kadar harika bir sistem ki gireceğiz. Daha sadra giremedik. E, vehi, şey, vesvesenin atıldığı yer. Hmm. Vesveselerin atıldığı yer. Ancak oraya atılır, atılır. Şimdi kalp şöyle düşün. Bunun içinde değil. Dışından lümen şeytani var burada. Hı. Kalbi ustadımız diyor ki kalbe yakın. Bitişik değil ha. Hı. Yapıştırma. Hı. Çünkü kalp nazargah ilahidir. Hı. Değil haşa. Onun dışında böyle bir şey de tamam mı? Bunun adı lümen şeytaniye. Şeytanın nefse marenin kafir cinlerin tayin ettiği yer. Buradan buraya vesvese atar. Vesvese atar. Kalp kabul etmese nereye geçer? Dima yukarıya levme, Allah'a küfür, peygamber hakaret gibi vehime dönüşür. Şet mi olur? Yani kalbe vesvese atıldı. Kalp defa, defa dediği zaman o şetme dönüşüp akıla gelir. Akıla gelen o vesvese kalp, kalbe atılan şüpheler vesesedir. O kalp kabul etmese, kafaya gelirse o vesvese değil vehimdir. Düşüncelerdir. Kafada vehim, kalpte vesvese. Şimdi bu lüme şeytaniye buraya attı. Kalp kabul etmedi. Neresine atıyor? Sadre atıyor. Peki kabul etmesi demek abi. Diğer tarafı bozmuyor üstüne kapatıyor. <laughs> buraya geliyor eğer kabul ederse mesela imanım gitti falan. Ah, sadrın kısmen girdi, vesvese girdi. Biyolojik, psikolojik bu hale geldi. O <laughs> yapması, o vesvese buraya girdi. Aslında sadece üstünü ökmüştü. E o kadar. Üstünü örtünce bulandığı için etrafı... Zannetti ki Zannetti. kalbim Hı. Rabbine karşı suidepte bulunuyor. Bu kalbe ait bir bir atı verdi. Sadr bir kısmen kabul etti. Hı. Şey, alimler de var. işte kalbi cevize benzetir diyor. Yeşil kabuğuna sadr, o tahta kabuğuna kalp, o beyne benzeyene lüp. Tamam Ondan sonra şey Fuat. Bir daha. Yeşile santr. Tahta kabuğa kalp. Beyne benzeyene Fuat. içindeki o yerken yağ. Lüp. Onun yazılımına veya sendeki o lezir, yazılımına süveyde kal. kalp. Ustad ise yeşile kalp. Şey santr o ceviz o kabuğa kabuğa lüp beyne o beyin gibi olana kalp içindeki yağ süveydayı kalp. Ya, biz, biz bunu ya. Tamam ama mukayese olacak da. Tabii. Sonra şimdi bak o nedir? Vesveseyi lümme şeytan. Ah bunu bilse adam psikoloji derdi kalmaz ki. Evet. Mesela kendi yapar putunu kendi tapar. Şimdi düşünceyi ben imal ediyorum benim imal ettiğim düşünceye ben giriyorum. Ve ben bana mezar oluyorum. E, kafa oluyor, tabut. Kemikten yapılmış tabut. Tahta tabuta girmekten korkuyor. Lan burada kemikten yapılmış tabuttasın. Nedir o? Senin imal ettiğin düşünce ve hayalleri sana mezar olmuş. Kendin ürettiğin düşünceye giriyorsun, kendimi kötü hissediyorum. Ah bunu anlatılsa. <laughs> Doktor. Ya kendi imal ettiği düşüncesi kim imal etti? Kendisi imal etti. Kendi imal ettiği düşüncesine iyi değilim. Kötüyüm. Herhalde. Bunu kim mi? Ben mi söylüyorum sana? Yok. Benden ba başka birisi var içeride. Evet. Sen imal ettiğin düşünceye sana mezar oluyor. Niye anlamıyorsun ki? Sen sendesin. O zaman sen sana sığmayacak kadar sen kendinden büyüksün. Sen insansın o ve imal edenler beşerdir. İnsan kendisinden daha büyüktür. İnsan kendisine sığmayacak kadar kendisinden büyüktür. Ama bazıları ilk defa duyduğu zaman diyor ki bu ne diyor manyak mıdır? Ya. Kendi kendine hipnoz edebiliyor mu insan? Eder tabii. Hakikaten kendi mi o yoksa? Başkası ötekisi. Yani ben odun düşün odun benim. Odundaki duman nefis. Odundaki nur ruhtur. Bu diyor ki iyi değilsin. Kötüsün. Niye? Odunu yakınca duman niye çok çıkar? Islaktır. E, dumanı nasıl yok edeceksin? Penseyle indiremezsin. Penseyle o dumanı alamazsın. Tonavideyle de alamazsın. Baltayla da alamazsın dumanı. E, Yaktın dumanı çok. Yakmayla da kurtulamazsın bu dumandan. Neyle yapacaksın? Güneşe koyacaksın. Güneş ilimdir. İlimle dumanını yok edeceksin dumansız. Çıkartmadan çıkartacaksın. Kuruttun mu yakınca dumanı çok az olur. <laughs> <Şöyle içine gibi, gülüyor> akşam yaktım onları bakıyordum. Anladım. Onun için mesela e, yani duma psikoloji iyi değil demek ıslak odundur. Güneşe koy kardeş. İlim onu tard eder diyor. İlim o dumanı yok eder. Nasıl yok eder? Penseyle, tornavida ile o dumanı yok edebilir misin? Odundaki dumanı. Evet hadi devam edelim. Bir teneffüs yaptık. Teneffüsümüz bu kadar. Kalp duyguların tayin ve teşahhus etmiş adı Fuat. Kapta Allah tayin ve teşahhus eder. Şu anlar dokuz. Ya, kim de eder? İyâke nâbudu ve iyâke diye diyebilen. Kalpteki Fuat sistemi çalışan İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn diyebiliyor. O tayin ve teşahhus mudur? Ediyor. Yani bizim hissettiğimiz duygular Değil o. Abi Fuat'ın karşılığı latife insani olabilir mi acaba? Yok. Daha yok. O kalpte ayrı bir sistem. Kalbin çekirdeği oluyor. Bu hani kalbin içinde deniz ya. O zaman kalbin çekirdeği olmuş oluyor. Hakkı müşahede ve hakikati gözlemlendiği yer, Fuat, ilmin nerelere kadar nüfus ettiğini gösteriyor Fuat. İlim arkadaşlar canlıdır, baskılar, ruhludur, şuurludur sana. Seni mazideki bütün şeyleri aktif eder. Örnek verdim namaz vakti geldiği halde sabah veya yatsı kılmama sana nasıl baskılıyor? Vücud alicisi var. Çıkar mısın demiyor. Çık, çık de itiyor seni gibi. İlim canlı ve ruhludur. Oradan, odan anlaşılıyor. Yani seni baskılaması. Fuat çalışıyor. Onu vicdan olarak mı hissediyoruz abi? Yok, vicdan yok. Istir. Yok, oradaki... Evet vicdan da his olarak hissedersin. Orada öyle hissediyor. orada Evet. Kalpteki. Yani şey, his olunca yakar. Hayır de insaf var ya. Mesela kafirin iman etmesine sebep olan da... ilmin ve bilginin işleme yeriymiş. Tam ne anladık sadece kardeşler. O kadar oluyor. Artık vicdana şunları tatbik etmiyorum. Artık ne anladıksa. E, ee, ilmin ve bilginin işlendiği yerdir. Yani bilgilerin ilme dönüştüğü yerdir. Fuat. Bak bilgi bilgi <laughs> dimadadır, kafadadır. Serbest bölgededir. Tasavvurdadır. Orada ne var? Bilgi var, şüphe var, malumat var, zan var, tereddüt var. Bunlar o şeyde kafada. İl, bilgi yok. Ne var? İlim. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vücudu harici sahibidir. Hazreti Ali'nin dediği gibi radiyallahu anh malı sen korursun, muhtaçtır mal. Ama ilim seni korur. Bilgi korur demiyor. Ondandır ki cahille ben cennete gitmem. Çünkü cahil kimdir? Bilgilidir ama cahildir. Bilgi ilme dönüşmemiş. Hayatlanmamış. Ustad onun için diyor ki kalbin ve ruhun derece hayatına gir diyor. Kalbin ve ruhun derece hayat. Yani hayat, hayat yani canlı o vücudu o hakikat olması lazım. Bilgi başkadır. Araba nasıl tamir edilir? Gazali'nin tabiriyle şöyle der. İl, e, bilgi ile ilmi şöyle tavsif eder, ayrır Kazali. Sen dedi 10 sene sudan onun misal onun. 10 on sene veya işte bir sene suda nasıl yüzülür? Kitap okusan ama hiç yüzmesen. Yüzmeyi öğrenmiş olur musun? Şöyle kılaç yapılır, heyecan yapılmaz. Telaş yaparsan, panik yaparsan batarsın. Yapma böyle yap de, dedik. De, okudun okudun. Yüzebilir misin? Yüze, bu bilgidir. Atlayıp eyleme dönüştürürsen bu ilimdir. Bilgiyle amel etmek ilim kısmı oluyor. Evet. Et, ederse. Evet. Eğer le, eyleme dönüşürse. Evet eyleme. Eylem. Tamam. Ee, demek ki bilginin ve ilmin işlendiği yer. Nereye iştiyor biliyor musun? Demiri alıyorsun, tornavida yapacaksın. Tornada işleme yeri. Artık ee, o ilim ve bilgi Fuat'ta işlenirse buralı değilsin. Burada oralısın. Burada oralısın. E, İmam-ı Rabbani dediği gibi avamın diyor istikbalde beklediği o cennet hayatı Haletleri, cennet duyguları, havas dünyada yaşar. O yaşandığı yer. Fuat. Devam ediyorum. Kafayı kafayı hemen eğiyor. Hasan abi anladı ki bu kafam bir şey soracak. <laughs> Hasan abi şunu sormalıyım ama. Şimdi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Amin. Şimdi Hasan abi. Ee, Lef-i Mah Lef mahfuzun yazar bozar tahtasıdır. Lef-i mahfuz ispat. <laughs> Bu lehf manfu ispat dima dersek Hasan abi. Mesela ben şu tahtaya dima nazarıyla bakarsam ben üzerine ekleme yaptım o yazıları. Ben ekleme yaptım. Ama kalp canibinden bakarsak eğer orada zaten var olanın üstünü açtım. Yani lef-i mahfuzda bir şey değişmiyor. Her şey o. Mahalleme Adem Esma Külleha Olmuş olacak hastalıklar, dertler, doğrular, yanlışlar Allah'ın dışında 28 bin alemin her şeyin haritalandığı Adem yani biz. Yazılım var. Vaalleme, Adem'e, Külla, Esma'ya, Külla. Hepsi var. var. Aslında zahirde biz dersleri, kitapları okuruz, öğreniriz. İlmin sureti budur. Hakikati bu değil. Bu okunan, dinlenen, gayret edilenle aslında biz öğrenmiyoruz. Varın üstünü açıyoruz. Üstünü açıyoruz bu yazılımın üstünü açıyorsun. Aynı kanun da öyle. Surette böyledir, vaazda öyle deriz. Nasıl diyeceğiz? Azrail gelir canımızı alır. Azrail yok burada. Vefat böyle olur. Bu sureti budur. Hakikati nedir? Böyle değildir. Zaten Azrail burada çekip gider. Azrail bedende ruhu tutandır. Cebrail bedende aklı tutandır. İsrafil bedende hayatı tutandır. Mikail bedende beşer ve insanlığımızı tutandır. Burada muayenleştirdi. Adres. Zarfın üzerine bir şey yazacaksın ki gitsin. Bu adrestir. Alem-i Şehadet'te belirleme merkezidir. Beden. Beden kimdir? Ruhtur. Akıldır. Kaptır Vicdandır. Öyle değil mi? Heh. Peki bu bedende ruhu tutmak kolay bir teknoloji mi? İşte kim tutuyor bunu? Azrail. Azrail. Azrail burada. Vefatta ne oluyor? Azrail gidiyor. Ama Zahir'de ne diyor? Azrail geliyor. Hakikatta Azrail gidiyor. Bunu anlatamaz. Anlatılmaz da zaten. Ma ma şey de yok. Bunu da söylemek de mantıksızdır. Çünkü niye? Yemi do yeni doğmuş bebeğe pirzola vermek gibidir. Onun için kardeşlere sordum. Hangi derse geldiğinizi biliyor musunuz diye. Onun için sordum ya bu pas. Bunlar bir gazmanı açtı mı? Dolmadık Allah'a gidiyor. Önem tamam. Tamam. Efendim abi. Diyorum navigasyonu açtık, Allah'a giden yolu yazdık, direkt buraya bizi getirdi. Şimdi bir yerde Azrail gelmiyor, gidiyor. Ya Allah Allah. İşte ne diyor biliyor musun İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu Avamın beklediği hayatı ...havas yaşarken yaşar. Ha işte mezara bakıyor... katın tespih çekiyor diyor ustad. Aynı ustad... ...Nüker Mekir denilen ödümüz patlar... ...ödümüz patlar... ...ayaklarımız kemençe çalar... ...Nüker Mekir şimdi sureten ...istikbalde hakikaten kabrime girdim... ...Nüker Mekir geldi diyor. Ne diyor bu adam ya? Bir Allah'ın kulu sormayacak mı? İki tane arkadaş diyor... ...benle sohbet etmeye başladılar. Ulan bizim ödümüz patlıyor onunla sohbet ediyor... Meleği görüyor. Melek değil mi Nükel Mekir? Onlar sohbet ettik diyor. Ne oldu diyor? Dar kabrim genişledi diyor. Karanlık aydınladı. Soğuk ısındı diyor. Yalnızdım, yalnızdım gitti. Hani dehşet alıyorduk Nükel Mekir'den? Kimle konuştu ki? Benle mi konuşuyor? Nükel Mekir denen iki arkadaş diyor. Geldi. Kabir, kabir olmaktan çıkıyor. Yani. Kabir ya. Aha kabir arkadaş. Evet. Kemik kemik tahta tabuta girmekten korkuyor. Lan buradan çık. Buradan kemikten çık. Daha tahtadan çıkma bir kolayı var. Abi arkadaş şey dedi. lef mahfuz dedi. Bizim e, her şey yazılı dedi ya. Bizim yani. bu dünyadaki icraat alanımız e, icraat yapacağımız icraatlar yani lef-i mahfuzu değiştirebilir değil mi abi? Lef-i mahfuzu ispatta yazılanları değiştirdi. Lef-i ve ispattakiler değişiyor. Evet. Değişeceğini de değişeceği yazılı olan yer lef-i mahfuzdur. O değişmez. Ümmül kitaptır. O sabittir. Değiştireceğini de Hani sadaka ömrü uzatır. Lefi mahfuzdaki değil, lefi mahve ispattaki o ömrü uzatır. Evet. Muallak kader der evet. Devam ediyor İlmin ve bilgin işleme yeridir. İlmin ve bilginin yoğunlaşmış zeminidir Fuat. Bir Fuat okuyorum. Bu bilgilerden dolayı Ustad Fuat ayrı bir kategori zikretmiyor, kalbin içine koyuyor. Fuat kalbin sıfatıdır demek istiyor. Ama alimler bu sıfatı kalpten ayrı bir bili, birim olarak gösteriyor. Ustad komprim yapıyor. Dağıtmıyor mevzuyu. Benim gibi dağıtmıyor. Yani Fuat kalbin şu kalbin sıfatıdır. Dolayısıyla buradaki manayı buraya koyduğu için ayrı bir kategoride zikretmiyor Ustad. Alimler ise kalbin bir sıfat olduğundan bunu ayrı bir kategoride mevzu ediyor şimdi Fuat okuyoruz ama aslında kalbi okuyoruz. Sonra bilginin ve ilmin depolanması normal mı arkadaşlar? Kendim sordum bu cümle benim. Bilgi, ilim, maneviyat, huzur depolanmak ne demek? Yani 300 bin voltluk gök e, şimşeği var ya şimşek depolansa Amerikalılar yapmaya çalışıyor. Yok oldu, virane oldu her şey. Yakıp yıktı. O şimşeği daha tutup enerjiyi depolayamıyoruz aküdeki gibi. Var ya böyle sokak trafik işaretleri var ya böyle e panel koyarlar güneş paneli. Oradaki elektriği alıp depolar. Sonra gece de gösterir. Depolanmış. Evet. Tamam ama gö gök gürültüsünün Mümkün o, olmuyor. ha, o şey değil. Peki onu depolamak ne kadar zorsa ilmi depolamak, huzuru depolamak, Haleti rüyü depolamak normal bir teknoloji mi? Hasan abi zahri kalp hafızaymış yani depolama hız <laughs> Fuat bu. zahri kalp. Evet bu. Zahri kalp Fuat ya. Depolama yeri. Ya arkadaşlar yazı depolarsın da Allah insanı yani DNA var ya şeyini yazmış insanın yazılım. DNA'da harf kullanmadan yazmış. Harf kullanmadan yazı olur mu? Yani biz diyoruz adenin, guanin, timin diye. Yani biz biz onu şey yaptık. Adenin, guanin, timin, sitozin. Biz, biz söylüyoruz. A yok ki orada bir şey. A yok, T yok, G yok. Yani biz, soydu, biz e, somutu soyutlaştırdık. Biz. İsim koyduk. İşte Adem'e isimleri öğrettim demek somutları soyarak alemimize taşıyıp diğer bilgilerle, örf, anane, kültürlerle o soyutlanmış, somut olanı soyutlayarak, atletini, gömleğini çıkartarak, somutu soyutlayarak alemini taşıdığım bilgi, malumat vesaire. Örf, anane, kültür, gelenekle harmanlayıp yeni bir tanım koymak insana mahsustur. Bunun adı da emri vahidi kıyasıdır. İki sistemi kullanandır vahidi kıyası. Emrin ismi, emri itibari. Yani somutu, tutulanı alemine taşıması için bu nasıl girecek kafaya? Soyutlayacaksın somutu. Soyacaksın. Gömleğini çıkar, atletini çıkar, bedenini çıkar, aklını çıkar, kalbini çıkar, 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 çıkar. Nereye kadar soyutlayabiliyor? Çıkartacağın artık bir şey kalmayınca. O işte o ben olan bendir. Se senin temesulatın olduğunu göreceksin. Çıkartamayacağın bir şey göremezsen bu kalemde aslında kalem gibi gözükürken et ve kemiğe bölündüm. Yunus diye görün. Bu aslında benim teleşuatlarımdır. Ustad nerede söylüyor? 5. remiz hayatta. Bütün kainattaki her şey elma, armut, kedi, köpek, domuz insanın teleşuatlarıdır. Etzai kainat, etzai kainat insanın fertleri hükmündedir. Diyor. Kainattaki etzalar, cüzler, dağlar, tepeler insan çekirdeğinden vücudu hariciye çıkmış ağaçlar gibidir. Çekirdeğiz biz. 28 bin aleme. Kainat, cennet, cehennem, cebel, mikel, israfil. Allah'ın dışında her şey, her şeyin çekirdeği biziz. O bizim açılımımızdır. Etsai kainat, insanın etsa, efratları gibidir diyor. Domuz, ilan, kadın, erkek hepsi insanı fertleri gibidir. Bu vahidiyeti, hadiyeti ad, e, biraz? Yani evet. Yani vahid, mesela vahdet Allah'ın birliği değil yani. Birbirine zıt olan kainat 28 bin alemin sistemin birliği vahdettir. Bu zıtların kainattaki birliğin arkasındaki şahıs tevittir. Yoksa vahdet Allah'ın birliği değil, sistemin birliği. Onun arkasındaki zatın birliğine tevhid deniliyor. Onu bütün alemin bir noktada gösterebiliyorsa ehadiyettir bu. Bütün diyor ustat için söylüyor tarihçi Ali Ulvi Kurucavi diyor ki bütün alemi bir şahsa toplamak Allah için zor değil diyor. Evet. Bütün alemi ins insanda toplamış, adı da adı konmuş tabela, ee, plaka konmuş bu adamın üzerine yazılmış said Nursi. Vahid, mı? Allah Gözüküyor. Yani bütün alemi bir insanda toplamak Allah için kolaydır diyor. İşte Said Abi. Ben tasuk muyum? Aa buraya kahve mi koymuş? Ne zaman koymuş ya? Bismillah. He. O kadar zor geliyor ki bana Hasan abi şu. Az önce söylediğiniz. Düşünün ki Hasan abi. Düşünün ki. Ya e, şeyi, güneşi Hasan abi. Şey, özür dilerim. Şimşeği toplayamıyorlar değil mi Hasan abi? Toplayamıyor. Yıldırım'ı enerji olarak toplayamıyorlar. Şimdi bir şey aldım Hasan abi. Ben... İlmi nasıl toplayacaksın dedim. Bunu yapamadığında ilmi nasıl topladınız şu sisteme bak Fuat. Fuat toplamış işte. Mesela Hasan abi bir telefon alıyorsunuz belli bir kapasite. Kapasiteyi biraz artırmak istediğiniz zaman çok yüksek bir meblağ veriyorsunuz. Ben küçük bir cihaz aldım. Telefonun kapasitesinin çok çok daha üstü. Peki o cihaza kulağa koyar mısın? Ses duyuyor musun? Hayır. Sessiz yere sesi nasıl depoladın? Bir daha telefon veya hafıza kartı İsa kulağıma koyuyor. Ses var mı? Yok. Ama sesler var değil mi? İçine bak. Bıçakla bak. Tornavidayla bak. Yer içini. Re renk şekil görebilecek misin? Hayır. Ama film orada. Renkler orada. İnsan sanatında sessiz yere sesi, karanlık yere güneşi koyma teknolojiyi Allah insana vermişse insandaki sistemin aktifliğidir, dişsalıdır, çipler, hafıza kartları. İnsan sisteminin tezahürüdür. O zaman bunu yapan kalp, bunu yapan aklı, yapan Allah nasıl bir teknoloji kullanmış insanda? Ya, Hasan, siz nasıl ya? bir teknoloji akıl, kullanmış? Hasan abi, siz diyordunuz ya, akıl bu akıl değil, akıl. Bunu yapan daha külli bir akıl vardır. Bunu ona bağlamaktır diyor sözün. Evet. Şimdi az önceki hıfsiyet konusunda da hadise bu. Yani burada hıfsetmek mümkün değil. Sadece oraya bağlanarak evet, sonsuz bir hıfsiyet kaynağına akıyorsunuz bak, bak bir daha. Hafıza kartını koy kulağına ses duymaz. İçini yar bıçakla karpuzun çekirdeğini yardığın zaman karpuz çekirdiğinde karpuz göremediğin gibi İçinde film göremezsin. Sessiz yere sesi, karanlık yere güneşi koyan insan hafıza kartına. Bu yapılan, verilen bir sistemle yapmış insan. Hı. Bana verilen bir sistemle, donanımla bunu yapıyor. Hı. İşte Yapı <laughs> ben bu sistemi kullanarak sessiz yere sesi, karanlık yere güneş filmini koyan ben ben bu yapan sistemde ben de kalp ve fuat, yani dima, akıl. Burada Allah'ın kullandığı teknolojiye bak. Ben ağaca bakarak elde ettiğim ilim ile, bunu iyi dikkat edin, altını çiziyorum. Ağaca bakar, bakıp ağaca, ağaçtan çıkarttığım ilim ile Allah var hiçbir şey yok iken, nümunesiz, modelsiz, maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayetsiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, misalsız. Allah o ağacı hiçlikten yaparken kullandığı ilim ile hiç alakası yok. Ağaçtan aldığım ilim ile hiçlikten yaratma olan ilimle alakası yok. Yani ayrı bir şey. ha, ben sessiz çipe sesi koyacak teknolojim varsa Allah da kendisini fuada koymuş. Oraya sığdı. Biz nasıl olmuşsa. <laughs> Onu sığdı demede taayyün ve ya, ta Şu şu şoalarda geçen tabir. Evet. Bak <laughs> nasıl yaptı Allah? Allah insanı nasıl taayyün ve teşehhus eder? Taayyün ve teşehhus. Birisi iki tane ya. Ha. E cevap. Allah kainata sığmadı, insana nasıl sığdı? sığdı? Cevap veriyor karanlık olan çipe güneş filmini sessiz çipe sesleri koyan insan hangi ilim ve teknolojiyle sistemiyle yapmışsa o yapan sistemi yapan zatın tayin ve teşahhusudur. Allah da böyle. Şimdi Elevasi'nde söylüyor. Diyor ki Allah'ın ilmi nasıl anlarız diyor. Ben nasıl bu odamı kendime göre tefriş ettim, donattım. İlmimle maksadıma göre koltukları koydum, camları koydum. Allah da bu kainatı böyle yaptı. Böylelikle cüz'i ilmimle külli ilme intikal ediyorum. İnsan cü cüz'i sanatçıyla Allah'ın külli sanatı olan insanı anlamak için kullandığım bu çipi, karanlık yere güneş filmini sessiz çipe sesi koyma, insana verilen bir sistemle yapmışsa bu sistemi yapan Allah da o sistemde öyledir. Taayyun demek e, ses ve bilgiyi koymak. Teşahhus şekillendirmek. Çipe bilgi, ses ve görüntü. Taayyun ve teşahhus. Anladınız mı? Evet, ve teşahhus. Allah da insanın kalbine sığmadı müminin kalbine. Kainata sığmadım. Müminin mümin kulbin kalbine sığdım. Yani taayyun ve teşahhus. Taayyun bilgi, ilim. Teşahhus şekilsiz şekil, Süretsiz süret. Vücutsuz vücut. Öyle. Aa, ne demek? Vücutsuz ya. vücut. Şekilsiz şekil. Allah bizde ta'im ve teşahhus ediyor. Vücutsuz vücudu, şekilsiz şekli, varlıksız varlığı. Mevcudu yani mevcudu mevcul. Yani Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardır. Yani munadim ol ki yok ol ki var olasın. Ya. İmam şey diyor ki müddin Arabi. Kişiler diyor kendi zanlarıyla, bilgi, bilgileriyle, ile zanları ile vehimleriyle bir Rabul Alemini Rab yaparlar. Rabbul Alemin bilgilerini sıkıştırırlar. Böyle bir Rab oluşturur kendisine. Rabul Alemin değil, Rabbi olur. Sonra bu Rabb'i Rabbul Alemi zanneder. Buna uymayanı kafir. Zındık. Eli dalalet der. İşte kendi zanlı içinde olan Rabb'ı esas alıp diğerleri küfürle itham eden İslam hareketinin adı Vehhabiliktir. Evet. Bu kadar viciz. Vehhabi bu. Kendi sıkıştığı zan diyor küçük o kuş beyni kadar oraya Rabul Alemini sıkıştırıyor. Kendi zanları ve bilgileriyle oluşturduğu Rabul Alemini kendisinin Rabbidir. Cennette Rabul Alem gözükmeyecek. Rabbi gözükecek. Herkes Rabbini görecek diyor. Ha o oluşturduğu zanları ve bilgilerinin ilminin oluşturduğu o Rabbini esas alır. Bu ölçüye göre uymayanı kafir zındık, münafık, gafil, şu bu veya hadis değil bu. Uydurmadır. Peygamber de benim şeyim gibidir. Diyici inkarı çıktı peygamberi. Şia bu. Şia da bu. Çünkü peygamberi inkar edecek de edemiyor. Çünkü şey yapmış. Nasıl yapacak? Peygamberi peygamber yapan sıfatlar var ya. Yok o da bizim gibi insandır. Hadis değil bu. Başka? Üçüncü şarteleşini giriyor e, binanın ampulüyle uğraşmıyor. Şarteli gidiyor. İmam Azam, İmam-ı Şafi hata yaptı. Lan daha, daha almayı bilmiyorsun lan Ramazan'da. Ramazan'da nasıl tarih almayı bilmiyorsun? İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, Ahmet bin Anbel. Tabii sigort, oraya aş şey yapıyor. Aslında bu sözler peygamber inkar edecek de edemiyor. Onun için usta diyor ki dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar diyor. 27. söz. Kalpten bahsetmiyorum. tamam? Ha, ha i̇şte Vehhabi bu, Şia da bu. ehl Sünnet çok şükür ki elhamdülillah o zanımıza sıkıştırdığımız Rabbimiz değil. Rabbul Alemin. Benim Rabbim. 10 sene önceki Rabbim başkaydı. Şimdiki Rabbim başkadır. Yani kazanımlarıyla sende taayyum ve teşahhus ettiği sendeki Rabbin. Onun için herkesin ahirete Rabbi farklıdır. Allah'ı birdir. Allah'ımız bir diyor. Değil mi? Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, Rabbimiz farklı. Bizim oluşturduğumuz zanlar. Onun için buna peygamber şirki hafi diyor. Mesul değil insan bundan. Çünkü kastı yapmıyor. Ama hüküm verirse mesuldur. Buraya sıkıştırdığı alemi diyor. Rabbul alemini. Buna uymadı mı? Kafir, hemen diyor, emirdan da söylüyor, hemen e, hüküm verenler düşünsün diyor. Kafir diyor, değilse zındık diyor, değilse sen oluyorsun. Devam ediyorum. ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur ve vücudu harici sahibidir. Harici sahibi olmak için seni namazda dayatır, baskılar. Kalkın namazı, kalk. Zorluyor, canlı olmasa seni zorlar mı? İman canlıdır işte. İman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Niye peki herkesin rahatça veya bazı gafillerin rahatça zina, içki, kumar yaptığı bir şeyde etkilenmeden rahat yapıyor da veya ezan okundu halde namaz kılmamayı rahat yapıyor da sen niye yapamıyorsun? Kılmamayı yap bakalım. İçki adam veya adam öldür, içki iç bir zina yap bakalım. Nasıl rahat yaparsın? Ama şunu söküp atamazsın, sıkılırsın. O can sıkıntısı seni bırakmaz. Bırakmaz. Sen hiç duydun mu ömründe Risale okuyup da namaz kılmayan? Ben bir insan duymamışım. Risale böyle yapar. Abi. Risale okuyan ama. Derse getiriyorum bundan 10 sene önce. Genç bir arkadaş. Birkaç hafta geldi. Namaz herhalde kılmıyormuş. Dedi ki abi bundan sonra <laughs> namaza başlatır. ben de artık çarem kalmadı dedi. Ya. <laughs> <laughs> Sen buna Fuat denilen de nasıl depolayabilirsin? Fuat depoymuş. Bak abiler üç en küçük gök şey gök gürültüsünün adı şu şimşek var. Ya, 300 bin volt. 300 bin. Bin volt yüksek gerilime 1 metre. 5000 volta yüksek gerilime 5 metre uzak olman lazım yoksa çeker yakar seni. 5 en küçük şimşek var ya gökyüzü 300 bin volt. Onu depolayamıyorsun. Allah'ı depolayan sistemin adı Fuat. Deposuz depo. Şekilsiz şekil. Vücutsuz vücut. Manasız mana. Zannı zannı. Ama bir tanesini dedim ki ben ateistim dedi. Ben de dedim ateistin ateistiyim dedi. İlk anlamadı. beraberiz dedi. Sonra biraz sonra ne dedi? Yok değil beraber değiliz dedi. Ben ben de ateistin ateistiyim dedim. İnkarcının inkarcısıyım. Yani vücut Allah'ın Allah vücudu yoktur vardır. Bizim zannımızdan diye değildir. Allah'ın vücudu var tabii olmaz mı? Ama zannımıza sıkıştırdığımız vücut değil o. O zandır zan. Zanlarını ilah edindiler diyor. Demiyor mu? Kendi nefsini ilah edinenleri görmedin mi? Kendisi nasıl ilah edindi? ile bir Allah. O ilah işte. Aynısını psikolojide kullanıyorum. Benim kafam biraz psikoloji çalıştığı için. Kendi uydurdu. iyi değilim. Galiba kalp krizi geçiriyorum. Yani ne kadar felaket videoları ve kişileri dinlemişse onları topluyor. Bir şey düşünceye dönüştürüyor. O seni tabutun oluyor. Kim uydurdu bunu? Ben mi söyledim kulağına? Yok. Sen çıkartın. Sen düşündün. Düşündüğüne sen giriyorsun. Peki nedir bu? Muhacir cezandır. Olumsuzlamanın cezası budur. Muhacir cezan budur. Felaket felalların dinlemenin cezasıdır. Niye herkes dinliyorsun? Sen düşünmedin mi o yatağa yatarken? Ah hastayım galiba şey öleceğim bilmem mi var Bir tanesi arıyor. Kim vardı yanımda? Burada birisi vardı. Bu sen mi Arıyor. Selam kelam yok. <laughs> hocam buyurun. Ben imanlıyım değil mi? Direk ha. Tabii canım. İmansız olsan ara Çok sağ olasın hocam. Aslında benim vesvesem değil mi hocam? Evet. Hocam bir sen kalbin açık değil mi dedi. E kalp, kal, ha kalp gözün açık mı dedi? Kalp gözüm daha açık, mide gözüm daha de açık dedim. De o zaman bana bakar mısın? Dör dedim. Ses yapma. Çok iyisin. Allah razı olsun dedi. Yatıyorum dedi. Peki bu ne yaptı? O dedim ki ya Rabbi. Ben buna nasıl nokta istinat beni etmişsen. O şimdi kurtulduysa sıkıntı. Allah onun hürmetine şu anda ara bizi ve nur talebelerin hepimizi de bizi rahatlatır diye dua ediyorum. Bütün nur talebeleri. Onu kullanıyorum. Allah'ım şu anda bir nokta istinat oldu mu? Allah'ım sen de bütün nur talebelerine, ehli imana, talebelerine nokta istinat ol. Bütün o hasenatlara öyle dua ediyorum. Edin. Has kılmayın kendinize. Duanızı şumurlu yapın. Bütün nur talebelerine, bütün ehli imana. O kardeş ne yaptı? Nokta istinat oldu. Desem ki, İmanı yok canım. Ne yapar biliyor musunuz? İntihar eder. Sen bu bunu Fuat denilen nasıl depolayabiliyor? Arkadaşlar 300 bin voltu nasıl depoluyorsa bir yere daha yok öyle bir şey. Allah'ı taayyü ve teşahhusunu depolayan sistemdir. Bir şey sorabilir miyim abi? Sor. Burada Fuat'ta ve Süleyman katte de taayyü ve teşahhus var da Fuat'taki Rabbi midir, Rabbül Alemin midir? Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi midir? Gene? Rabbi. Ama biliriz evet. ki kalple, kalp daha kesif ya, evet. Fuat'a göre, şu Fuat'a göre, şu kalp var ya Fuat, kalbin sıfatıdır. Burada senin Rabbin. Burada Rabbül Alemin. Ne, nerede abi? Şurada. Ha, 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 onu diyeceğim. Evet. Yani burada senin oluşturduğun evet. Rabbin. Burada sana, senin dokunmadığın. Nasıl anlarız Rabbim? İman kazanılmaz, alınmaz, iman bulunmaz. İtikat bulunur, kazanılır, elde edilir, okunur. İman sen elde edersin. Şey itikadı. İman sen elde edemezsin, bulamazsın, alamazsın, sahip olamazsın. Nedir o? İrade cüzyenin sarfından sonra irade külliyenin kazandın değil. Allah'ın verdiği bir nurdur. Allah verecek. Bulduğun bir şey değil. İra, evet, irade evet. i cüzyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulumun bir kulu. ustumun kulunu koyduğum bir nurdur. Ben bir yerde birisi unutmuş ha böyle kaybetmiş de bulduğum bir şey değil iman. 42 işaret Mümin kulumun ka kalbine koyduğum bir nurdur. Allah koyar. Öyle bir şey elde edilemez. Çünkü nedir o iman? İmanın içini karpuz gibi yardım. Baktım imanın içinde ne var? Esma ilahiyeler orada. İçinde sıfat, sıfatı sıbutiyeler, sıfatı zatiyeler orada imanda. E, şunatı zatiyeler orada. Mahiyeti zatiyenin bir nurudur. İçerisini bilmiyoruz. Sureti, sureti simadır, sestir, namazdır, oruçtur iman. Kanuniyeti vicdandadır. Hakikati kaptedir. Mahiyeti ruhtadır iman. Kur'an gibi. Kur'an sureti musaftır, mahluktur kitaba konulan, dolaba konulandır. Musaf, sayfalanmış. Sureti, Kur'an'ın sureti Musaftır. Kanuneti okuyan da ortaya çıkandır. Sensin canlı Kur'an. En, en Kur'an diyor Hazreti Ali. Ben canlı Kur'an'ım yani Furkan'ım. Hakikati nedir? Kainatı yaratan bütün esma ilahilerim. bütünlüdür Kur'an'ın. Mayeti nedir? Subutu sıfattan kelam ilahidir. Mahluk değildir. Mahiyeti de mahluk değil, hakikati de mahluk değil. Kanunet insandadır, mahluktur. Kitap dolaba koyduğumuzda, efendim Musaftır. İşte Ahmet bin Hanbel kura mahluk değildir deyip hapsedilmiş. Evet. Ama Risale-i Nur o zaman da olsaydı yani sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti diye tasdif edilseydi, çok rahat edilecekti. Evet. Nedir o? Evet. Her şeyde sureti var, kanuneti var, hakikati var. Mahiyete bu formül olmadan külliyatı ne kadar okursan oku, havanda su dövmek gibi bilgiler birbirine karışır. Ama biraz önce buydu, biraz önce şey oldu. Biraz önce. Eğer bu tasnif yaparsan, her şeyin sureti var. Her şey, gir içeri sureti dişsaldır. Dış tarafı suretidir. Gir içeri kanunetidir. Gir içeri hakikatidir. Gir içeri mahiyetidir. İmanı yapıyorum en zor. Sureti nedir imanın? Namazdır, oruçtur, simadır, siman fi vücumine seri sucud eylemdedir, bedendedir. Kokusu bile imandan kokar. İman, iman kokar Yani. Sureti var imanın, <laughs> bedenseldir, eylemdir, İslamiyettir. İmanın kanuneti nedir? İnsandadır. Dört sistemin bütünlüğüdür. Dima, vicdan, kalp ve kalbin ruhun bütünlüğüdür. İmanın kanuneti insandadır. Hakikatı şeceri-i hilkattır. Mahiyeti ise Allah'tadır bilmiyoruz. Tamam. Hasan abi bu ters ağaç. Evet. Diyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu. 13. söz ha. Evet. Gözükmeyen ağaç diyor İsa'nın. <laughs> evet. Şimdi Allah Celle Celaluhu taayyün ve teşahhus ediyor. Bendeki çekirdeği oluşturuyor Fuat. Hı hı. Bir de utanmadan bendeki çekirdek diyorum. Niye diyorum onu da anlamadım ama. Çekirdeği oluşturuyor diyelim Fuat bu çekirdek yeniden yeşeriyor. Beni hayatlandıran kalp oluyor ve buna ben diyorum. Ya. Ben nasıl böyle diyorum ya? Ne kadar zalimiz. Evet. İnnehu kane cahula. Ne kadar zalim evet. ve cahiliz. Ama cahil ve zahil, cahilliğimizi zalimliğimizi anladık mı? Evet. anladık. Niye bu dersleri dinliyoruz? Cahil, cahil ve zalimliğimizi kaldırmak için yapıyoruz. İnnehu kane zaliman cahula. İnsan ne kadar zalim ve cahildi? Niye? Evet. Hemen emaneti aldı, evet. dağa verdi, kabul etmedi, göklere verdi, kabul etmedi, zemine verdi, kabul. Etmedi. İnsan dedi ki, ver 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 ver, ben alırım. Dedi. Evet. Ver bana ver, ben alırım. Niye aldı diyor? Cahil, cahil ve zalimdi. Peki cahil ve zalim olan Ozan aldı da niye aldı? Evet. Tam bu soru yok abi yerde. Külliyatın ruhundan çıkartıyor. Evet. Niye aldı da bu adam? Yani dağılmadı gök aldığını. Niye aldı? Cahil olduğu için. Peki ne yapacak bunu? cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için aldı. Evet. İnsan. İnsan. Okuyacak onu Kur'an'ı. Evet. Emaneti. Niye okuyacak? Cahilim. Dolayısıyla zalim. Cahil olduğum için zalimim. He. Zalim olduğum için de cahilim. Peki Kur'an ne ihtiyacın var senin? Benim cehaletimi ve zalimliğini kaldırmak için. Onun için var. Şu 13. sözde geçiyor. Gözükmeyen ağaç diyor. kökü yukarıda. Burası alem-i şehadet. Burası gayb. İşte ikisinin berzahı kalptir diyor. Kalbin neresi? Ee, kalbin kalbi. Kalp sisteminin kalbi. Tamam da o. kalbin de neresi? Fuat. Fuat'ın da neresi? Sık tül ilm. Diyai kalp. vesayi. Yani o artık orası mı burası mı? artık birbirine karışır. Bunun eylemde nedir? İbadetlerde zevk almak. Derste huzur olmak. Şimdi Allah hazır olması huzur olur mu? Olmaz. Allah hazır olduğu için huzur var. Mesela ben kendimi mutlu ve huzur görmek bu maddenin fonksiyonu mudur? Maddenin sıfatı mıdır huzur? Hayır. Peki nedir bu huzur? Burada olup buralı olmayandır. Ötelerin ifadesidir. İşte bu kalpte böyle huzur olması e namazda veya veya Kur'an okurken veya bir derste huzur oluyor ya ben. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu nedir? Huzur. Ne demek huzur? Hazır olduğu için ben hazır olduğuna nasıl anlarım Allah bende hazır? Tayin eder. Onun bizdeki te, tereşuatı nedir? Tezahürü nedir? Huzurdur. Peki bende kapladı, beni kapladı. Ben neredeyim? Onun içindeyim. Burada olup Burada olmayandır huzur. Ötenin ifadesi. Bu nasıl çıktı? Fuat denilen bir sistem. Yani ustad Fuat'ı fazla işlemez. Kalp der kalp. Kalpteki parçası değil yani. Kalbin o sıfatı. E, şurası. O aktif oldu. Devam ediyoruz Fuat'a. Çünkü niye ustad Fuat ayrı bir sıfat kategoride almıyor? Alimler Fuat demiş. kal. E, şimdi arasındaki şeyi çalışıyoruz. Fuat kalbin sıfatı olduğu için ilimdir, vesairedir, tabutul ilimdir. İlmin konulduğu yerdir, ilmin sıkıştığı yerdir, ilmin ruhlandığı yerdir, ilmin canlandığı yerdir, ilmin hayatlandığı yerdir, ilmin şuurlandığı yerdir, seni senden eden, seni sen edendir. Bu Fuat sistemi kalbin içinde olduğu için ustat tek kategoride anlatıyor kalbi, dağıtıp dağlandırmıyor. Devam şey Çok diyor ya, iki şey söylemek istiyorum. Birincisi diyor, e, kalbin sadefinde dini hakkın cevheri bulunmazsa, Neşerin başında maddi ve manevi kıyametler kopacak ve hayvanatın en bedbahtı olacak. O zaman dini hak girmeyince sistem çöktü. Sistem bitti. Evet. Evet. Kilitlendi. Aynen. İkincisi de... <laughs> virüs girdi yani. Evet. İkincisi diyor ki, e, Cenab-ı Hak kalbin batınını iman, marifet ve muhabbeti için halk etmiştir. <laughs> Kalbin zahirini şair yani şeyler şeylere yani. müheyya etmiştir. Cinayetken hırs kalbi deler, kalbi. içine sanemleri ithal eder, Allah darılır, onun maksadının aksiyle ona ceza verir. Işte. Oradan nasıl yaptı? Son anlattı. Sadr'den girdi, sanemleri soktu. Yani Allah en maddeden de öyle, insanın kişilik ve kimliğini, şahsiyetini kazandıran kişilikini namustur. Namus bizim anladığımız sokak tabiri değil. Yani kişiliğin fıtratı. En kişiliğin fıtratını yapan organlar en korunaklı yerdedir. İşte iman da kafaya koymadık hemen gitmesin diye. İman gitmesin diye kafaya itikadı koyduk vesaire. Kalbi de iman, iman nerededir kapdedir. kalptedir. İman hemen gitmesin diye dima sistemini koydu. İman yok olabilmesi için bak putlar nasıl giriyor. Dima sistemi devre dışı olmuş. İtikadı bozulmuş. Sonra geldi sadren e, cevizin kabuğu yeşil ki alimler misali o. Buradan girmiş. Sanemler. Buradan da girmiş. olan buraya girerse Allah darılır. Yani oraya kadar girebilmiş. İman o kadar büyük. iman imanımızdan daha değerli bir şeyimiz var mı? Yok. O kadar kıymetli şeyi Allah o kadar sarmalamış ki Mısır gibi, Gül Gonca'sı gibi bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha dimanın yedi mertebesiyle vicdanın dört hakikatiyle kalbin dört mertebesiyle korunmuş. Orayı deldi. Orayı tahrip etti, vicdaniyatı tahrip etti. Kalbi de sanemi yardı. Oradan putları da soktu. Lubu ceveri de gitti. Batını kalp olan kalp, batını kalp olan kalp orayı da sanemleri sokunca Allah da darıldı. Allah da günde 70 defa telefon ediyor. Telefonun ucudur diyor kalp. Telefon cevap veriyor. Ya Rab, aradığın kalba ulaşılamıyor. Başka bir gene 70 defa telefon ediyor. Gene sistem diyor ki, Ya Rab, aradığın zat seninle görüşmüyor. Başka bir kalp diyor ki, Ya Rab, aradığın zat seni bloke etti. Meşgule attı. Ya Rab aradığın kat denen bir şey yok. Sistem bitti. Hatam Allah ala kulubi. Devam ediyorum. Şarj bitti ya. Yani. Depo bizim anladığımız gibi istif edilen, saklanan değildir. Depo şeyde de e, e, Erdinç burada mı? CD getirmişti. CD'de bilgi nasıl depolanıyor dedim? Şu yuvarlak ya. Bir, o bilginin resmin bir parçası burada, bir parçası burada, bir parçası var. Doğru mu? Bir parçası burada. Bunu okuyor. Tamam Böyle. Plak gibi sıralı değil. İşte ne için biliyor musun öyle? Daha korunaklı şey olsun diye. İşte Allah da e, ilmin canlı, ruhlu, şuurlu olması yani gaybın orada tayin etme Fuat'ta sıralamalı değil yani. Yani böyle birbirine şunu ekledik ha sayfa şunu da ekledik şöyle birbirine üstüne bindirilmiş değil. Bak ha, bak birbirine bindirilmiş. Değil o zaman. he değil. Devam ediyorum. Abiler bitsin ki bugün. Fuat. Depo bizim anladığımız gibi istif edilmiş, saklanan değil. Bu ilim insanda ruhsal baskı yapar. Öyle bir sık tül ilim ki aklı mesken edemeyen hakikat yönü. Akılda da bulunamıyor bu ilim. İlmin hakikati kaptedir. İlmin kanuneti akıldadır. Sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti. İlmin hakikati, her şeyin hakikati kalptir. Her şeyin kanuniyeti akıldadır. Kanuniyeti. Er maneviyatsa vicdanda. Sureti limanda. Tamam mı? Böyle. Hasan abi bu Dur, fuad, Fuad'ı çok güzel gidiyor abi ya. Gidelim. Nasıl evet. olsa devam ediyoruz. Evet. Bu e, Sıf-ül ilim veyahut da daha şey olarak Fuad dersek, tabiri caizse bunu kandırmak kuvve-i şehriye, kuvve gadabiye ve kuvve akliye ile mi olup bunu burada sabit kılıyor? Evet, Fuat neydi? Bir dağdı. Değil mi? Ee, bu Fuat'ın işleyişini bize bir alamet koydu. Fuat çalışıyor mu çalışmıyor mu? Allah bir alamet koymuş. Senin Fuat'ın çalışacak mı? Allah ne kadar merhametli ya. Amatör motor ısındı. Nasıl anlarım? İbre gösteriyor. Benzin bitti. İbre gösteriyor. araba 120 sıcaklık gösterir. İbre elini sür. Sürdüğün zaman el, elin yanar mı ibrede? Yanmaz. Ama sıcağı gösterir ama kendisi sıca sıcak değil. Fuad'ın çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız dedi? Üzerinde uçan kuştan bahsetti. Eğer o dağ canlıysa aş var, dereler var. Orada yiyen böcekler var ki kuşlar orada istifade etsin. İşte Fuat Dağı'nın uçuşan kuşu nefsin levvamedir. Eğer bir insan işlediği günahlardan dolayı İşlemez demiyor. Fuat çalışmaz demiyor. İşlediği günahlardan lanet olsun. Nereden işledim ya? Nereden denk geldim ya? Keşke yapmasaydım. Diyorsa Fuat çalışıyor. Fuat'ın çalıştığına alamet lefs-i levvamedir. Fuat'la vicdanın şeyini nasıl ayırt edeceğiz? Vi, vicdandaki histir o. Bu levvame, levme diyorsun. Vicdan da yani. Ama vicdanda kuru kuru yakma var. Levmde şu var. İlmi çerçeve. Vay be. Böyle yaptık, böyle geldik. İ, mutlaka ilmi ortaya çıkar. Yani yaptığın hatayı rüyadaki gibi değil. Rüyada işlediğin günahla, ayık alemde işlediğin günah bir mi? Ama yaşarken aynı sanki ayıktaymış gibi oluyor. Ha, vicdan da histir, aynı rüya gibidir. Şahadette ilmi var. Onun için lefsin levame yani Buna mı değiştirdim ya? Şey mi Hasan abi? İlmi, canlı ilim. O nasıl ilim seni korur? Vicdandaki e, daha şey gaybi şeydeki e, somut oluyor. Evet, biraz da somut oluyor. Hakikat oluyor. Hakikaten doğru mu bu ezan? Evet, evet. Ha, Allah Belki telefonda mı çalıyor dedim. Ee, bitireyim abiler. Ee, bak sıktül ilim yani depolanmış ilim aklı mesken edemeyecek kadar canlıdır. Aklında bulunamaz. Akıldaki ilim, ilim değil akıldaki. Yani ilmin hakikati değil diyecektik. İlim de ilim, ilmin ilmin hakikati ekliyorum. Hakikati değil bu. Akıl bunu kandıramaz şey kaldıramaz. Akıl bunu kaldıramaz. Mesela Allah'ın tayin ve teşahhus ettiği alan bir ilmi, alan bir sıfatıdır. Ama Fuat öyle değil ki ya. Tayin ve teşahhus etmiş bir zatı. Ruhludur. Nasıl kaldıracak? Kaldıramaz. Artık buradaki ilmi sen yönetemezsin. O seni yönetir. İşte sekeratta cevap verecek o. Men Rabbuke o diyecek. Odu, he o çok. Hepsi şahit o, Şahit yani taayunat diyecek mi işte? Nükermekirino, sen o konuşacak, sen öyle bir şey yok. Orada nüki kabirde hesap verirken aklın yok, yüzden artık Fuat var, sıktır ilim kalbindeki yaşantın donmuş, vücut bulmuş, yaşantın kabirdeki sana cevap ver kim cevap verecek? Kabirdeki kimsin? Bak yapıyorum. Tayyip Pekmez karıştırır gibi. Eylemlerini koy. Eylemlerini koy. Davranışların, helal haramların hepsini koy. Akıldaki fikirleri koy. Vicdanın isterini koy. Kalpteki duyguları koy. Ruhtaki latifelerini koy. Karıştır, 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 karıştır. O işte kabirde cevap verecek odur. O işte. O da oraya evet. ilime. Evet orada. O cevap verecek. Kendine şahit. Evet kişiyken. Zaten Subhaneke. Subhaneke ya Allah. Taliheti ta ya Rahman. Ecinne minenler bihafike ya Rahman. Subhaneke ya şehit. Taliheti ta ya şahit. Şehit, şahit. Birisi dima, birisi kalp. Ona şahitsin. Şahit olduğun için akılda şahidim Allah'ın varlığına o kalbe taşınırsa şahitliğin şehit oluyorsun. Onun için savaşta ölmek şehit düşüktür. Çünkü niye? Kalemle yapılan ilimle adam gitti, şehit oldu. Ama bunun şehit olmasına sebep olan alimin mürekkebi yatakta öldü. O o adam şahitti olaya. Alim ise şehit. Vaneki ya şehit, ya şahit. Alimin mürekkebi, ilmiyle delikanlı yetiştirdik mi? Bu kahramanlığı yaptırdık mı? Askerde de şehit oldu mu? Ona onu yaptıran neydi? Kalbindeki iman, kafasında kilim. Bunu kim sebep oldu? Alim. O zaman bunun şehitliği alime de vesilelik cihetiyle ortak. Ama alim o yatakta ölüyor. Allah Resulü yatakta ölüyor. zaman yatakta ölüyor. Allah Resulü de zehirle ölüyor. Bediüzzaman da zehirle ölüyor eceline kadar tutuyor Allah. Sonra eceli gelince onu vesile yapıyor. Aktif ol dedi. Zeynep denilen bir Yahudi menüse kadın zehirledi ya peygamber. Koyun Evet keçiyi ya. ya. Onu şey yaptı ki o, o mertebeyi de alsın. Şehitliği de alsın diye. Zahir şehitlik. Zahiri şehitlik. E, e, şey asker. Ya e işte hakikati. Ama alim. Alim Başka onun mürekkebi, onun mürekkebi ona şehitlik gözükürse mürekkebi yazan adam nedir? Mürekkep adamı şehit yapıyorsa, mürekkep ya adamın ilmi nedir? Anladınız mı? Mürekkep onunla mürekkebiyle adam okudu, şehit oldu. Risale-i Nur biz okuduk, şehit olduk fedakarlığımızdan dolayı. Ya bu mürekkebe dönüşmeden kafadaki Bediüzzaman'ın ruhu nedir? Bitiriyorum son cümlemi. Artık buradaki ilim ilmi İmam Ali diyor ki bu ilim artık sen yönetemezsin. İlim seni yönetir. Malı sen yönetirsin, sen korursun. İlim seni yönetir diyor. İlim seni korur, malı, malı sen korursun. Ya ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücud harici sahibidir. İlim seni korur. Hazreti Ali radıyallahu anh makamı bu. Fuat makamıymış. Hazreti Ali'nin makamı. makamı. Evet. Güzel güzel ya. evet Ali ya. alemi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. Ali makamıdır. Haydar makamı. Fuat. Ya, işte kapı, yani. kapı evin da bakıyor, i̇çine i̇çine bakıyor. de bakıyor. <laughs> kapı hem oraya hem bu tarafa bakıyor. <laughs> Kalp bir penceredir. Vicdan orayı seyreder diyor. Bak iyi dinleyin şurayı. İlim sana libas olmuş. İlim sana elbise olmuş. Canlı, ruhlu, şuurlu. Daha söylüyorum. 20. sözden söylüyorum. İman ruha giydirilen libastır diyor. İman libas olur mu? Evet. Aç görürsün. 20. sözde söylüyor. İbrahim Aleyhisselam meselesinde söylüyor. İlim de libastır. Kime giydirilmiş? Kalbe giydirilmiş. İlim bilgi değildir canlı bilgi canlı ruhlu şuurlu ha, vücut aracısı olursa o bilgi değildir artık ilimdir ismi ilim hani var ya böyle bizim kardeşlerimiz sır dokunma lisansı ya adamın adı sır dokunma meşgul olma değildir o sır latifenin ismidir bunun adı kalemdir yazma mı demektir bu adı kalem latifenin adı sırdır yahu. uğraşma onu araştırma değildir bu eğer dokunma araştırmada olsaydı delmezdi kitapta. Ya öyle derdi. Sırdır dokunma. O zaman enam gibi az. Cuma'dan cumaya okursun. Cuma akşamından cuma yazsın. İnsanın hayat kitabıdır ya. Kurban olurum davasına ya. başka bir şey ya. Daha kalbin içindeki bir sıfatla konuşuyoruz 3 saat. Çok güzel bir ifade var. Diyor nuru fikir ziyayı kalp ile ışıklanmazsa zulmettir, zulüm fışkırır. Evet gözün muzlin nehar-ı ebyazı, gündüzü andıran o beyaz kısmı, muzi leyley süveyda ile mezc olmazsa, o geceyi andıran siyah kısmıyla birleşe, birleşmezse, basiretsiz olduğu gibi fikret beyzada süveyda-i kalp olmazsa basiretsiz olur. Adam mesela profesör olmuş o hayata bakışı ne kadar Allah razı olsun. Ne güzel tarif. Sözlerin sonunda Süveyda'yı kalp yaptık ya orada işlemiştik hatırladınız mı? Adam profesör olmuş. Ee, senin sağındaki de profesör ha? Bak o kalp. evet Hem de beyinci ha? Ama hakikat bin. Suretten hakikata geçmiş. O senin sonundaki de ezel mezunudur ha imamdır. Bak o da hakikat bin. Bu da hekim azıktır. <laughs> Çünkü sen berzahsın. <laughs> Rahatlatan Allah hamdolsun. Çok şükür. Nasıl bir Kur'an talebesi, nasıl bir hakikate talebe olmuşuz Allah'ım. Ya Rab, bu kisveyle, bu unvanla risalenin talebesi, talebe kisvesi umvanıyla bizi teriset et ya Rabbi. Ya İmam Ali makamıdır Fuat. ilim sana libas olmuş halidir. Bu seni kalbin ve son cümlem ruhun derece hayatına çıkarır. Fuat kalbin artık e, kum saatinin incelmiş beli. <laughs> Gaybı şadete şadeti gaybe eden o berza. Ama şudur. Kum saati yukarıdan aşağıya koyma çevir. Ne kum ne de su. Hareket etmiyor. Eğer bu sohbetler Risale okursak, mutala muzakir yaparsak, hop yukarıya doğru çevirdikçe akar. O aktıkça o topraktaki, o kumdaki çekirdeğe bir tarafına su koy, kum saatini bir tarafına toprakla beraber çekirdek koy. Ama duruyor aynı hani kapta ama geç, geçiş yok. Çekirdek ağaç olmaz. Kaldırır mısın suyu böyle? Hafif. Su bu tarafa aktıkça topraktaki o çekirdek ağaç olur. İşte bu sistemin adı kalptir. Bu burası, burası şu yani kum saatinin beli fuattır. Bu kum saati var ya kum saatini kendisi kalptir. Burası da ince fuattır. Su ve toprak Toprak bu taraftır. Alemi şahadet ve alemi gaybın hayti itisakıdır. Birleşme yeridir. Gaybla ile o a, o o değil o o işte o o yani, o mudur bu mudur birbirine giriyor ya böyle. Hani yurt dışına çıkarken ben cep telefonuyla bakıyorum Yunanistan Türkiye, Yunanistan Türkiye Yunanistan Türkiye birbirine giriyor böyle. Aynı gibi. Fuat böyle bir şey. Orası burası 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 orası. Orası ne zaman oluyor? Huzurda oluyor. Tamamen oradasın. Adın gibi bil. Ah, namazda veya Kur'an okurken veya deste. Oradasın. O, oh, oradasın. Geldim oraya da, uff. Ha, ah, buradasın. Kum saati böyle. İniyoruz çıkıyoruz. İniyoruz, çıkıyoruz. Ee, dereceye hayata çıkar kalp, kainat kadar imbisat eder bu sefer. Ka kalp neydi? Kalp. Kabe, arş, ay. Hadiste geçiyor. Kalp o inkışabet ederse o Fuat vasıtasıyla Fuat. Kalp ne kadar genişlenir? Kainat kadar. İşte kalbin burada gibi gözüküyor ya ilim böyle maneviyat iman. Kainata dönüşmesi için o ince kum saatinin beli gibidir Fuat. Ha oldu ne oldun? Ha, oldun. Ha, kainat kadar şuradan buradan. Mesela namazdasın. Burada mısın? Değilsin. surette buradasın. Ne Orada olduğunu göster. Oh. Eğer Risale okurken, tefekkür ederken, Kur'an okurken, huzurlu bir şey. Oraya doğmuşsun. Fuat çalıştı demektir. Fuat'tan dolayı oradasın. Olsun. O. O anda olsa şehitsin. Hayat kadar gelecek. <laughs> evet. Kadar gelir. Senin ilmi, ilmi vücudunu gösterir. ...Fuat, seni... ...kainattaki imbisat ve... ...inkışaf makamını oluşturan Fuat'tır. Mekanını da Şöyle bir dakika. Senin ilmi vücudunu... göster ...gösterir, seni... ...kainattaki imbisat ve... ...inkışaf mekanını... ...oluşturur Fuat. Yani... ...bugün... ...kalpteki sıfatı konuştuk... ...Fuat. Onun için bu sıfat... E, ...bu sıfat... E, alimler amustakil bir vücut verdiler. Onun için bir kategori olarak e, kalbe alimler beş demesinin sebebi Fuat sistemi yani e, sık dil ilm, veya kalp, tabut ilm işte onlarda da inşallah e, konuşuruz. Bu sıfatları ustad hamletti şeye, kalbe sıfatı kabul olduğu için ayrı bir kategori değil böyle sıralanmış. Saat, Lut, Kalp ve Süveyda'yı Kalp. Fuat'taki Sıktül ilm, Tabutül ilm artık onlara hiç gerek yok. Bu cinsten bir şeyler ama çok farklı. Bak Kit e, Tabutül ilim yani onu taşıyan ondan sonra Beytül Hikmet e, Kabe insanı Kabe yapan bu Muhittin diye ya Kabe en mukaddes bak şimdi en mukaddes İbadet yeri Kabe değildir. Surette, şahadette Kabe'dir. İnsanda kalptir. Kalbin de fuadıdır. Yani Beytül Hikmet, hikmetin evidir. Allah'ın evidir. Nedir o? Kalp, kalpteki fuad. Onun etrafında ilimle dönersen, hacı oluyorsun, batının hacısı oluyorsun. Riyayi tamam. ilim, o kapsız kalp. B300 bin voltluk ceyranı hangi aküye sıkıştıracaksan alemi gaybın canlı ruhlu o haki ilimlerini insandaki deposuz deposuna vucuz, vücutsuz, vücutsuz vücuduna varlıksız varlığına sıfatsız sıfatına viayi ilim deniliyor. Evet. Alemi şahadete hoş geldiniz. Bu hakikat aklanmayı Allah bize nasip eylesin. Bu hakikate haklanmayı bizi ve bizi sevenleri bizim sevdiklerimizi, bütün nur talebelerini bütün ehli imanı nasibi, nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi şu dersler senin rizana dahil olmuşsa esmana mazhar olmuşsa onların hürmetine, Risale-i Nur şahsı manevisinin hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın senin makamındaki hatırı hürmetine Müslümanlara ve İslamiyet'e ve Gazze'ye yardım eyle ve düşmanlık eden başta İsrail ve onların türevleri maddi ve manevi destekçilerini kahar ismine karı perişan eyle. Allah'ım, Rabbim, Türk milletini ve Türk ordusunu kılıcını ayağına değil düşmanına vurdurarak ittihadi İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve en elhamdülillah Rabbil alemin el <laughs> Fatiha.